sayın dekanım, değerli misafirler. Üniversitemizin Türkiye Bilimler Akademisi ile ortaklaşa düzenlediği CERN ve Bir Evren Bulmacası başlıklı konferansa hepiniz hoş geldiniz. Konferansın açılış konuşmalarını yapmak üzere Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Şükrü Yaren Sisar'ın kürsüye davet ediyorum. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Öncelikle Ankara'dan buraya bizler için gelmiş olan konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Açıkçası biraz sonra kendi aranızda tanıyanlar vardır muhtemelen de tanımayanlar için özgeçmişini, CV'sini dinlediğiniz zaman gerçekten bir Türk olarak ve ben bir bölüm olarak çok ayrıca gururlandım gerçekten kendisiyle. Çok başarılı bir akademisyen. Bizler rektörlük olarak bu 4. TÜBA konferansımız. Türkiye Bilimler Akademisi böyle bir proje başlattı ve üniversitelere TÜBA Bilim Akademisi'ndeki hocalardan istediklerinizi seçerek davet edebilirsiniz, sizler aracılık edeceğiz diye bizlere yazı gönderdiler. Biz de gerek öğrencilerimize, gerek hocalarımıza destek olabilecek, onlara katkıda bulunabilecek iyi çalışmalar yapmış, serisi kuvvetli hocalarımızdan tercih etmeye çalıştık. Bilge hocamız da onlardan birisi. Tekrar geldiği için, bizlerle olduğu için teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Çok fazla uzatmayacağım. Hepiniz merakla, konuyu da çok merak ediyorsunuz. Eminim çok da güzel bir sunum olacak. Buraya katılamayanlar da, mesela rektör hocamız da programı vardı. Herkes merak ediyorlar. Muhtemelen videoları da sonradan izlenme rekoru kıracaktır. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Hepinize katkılarda bulunmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Hocamızı kürsüye davet etmeden önce kendisinin özgeçmişini sizlerle paylaşmak isterim. 1980 doğumlu olan doçent doktor Bilge Demirköz, İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde okurken TÜBİTAK proje yarışmasında matematik dalında Türkiye'de verilen ilk ödülü almıştır. Tam burslu olarak kabul edildiği ABD'deki MIT'de fizik bölümünü müzik ve matematik bölümlerinde Reyhan Dal yaparak bitirmiştir. MIT mezuniyetinde fizik bölümü tarafından fizik dünyasına katkılarından dolayı Order of Service Award ile ödüllendirilmiştir. Yüksek lisansına da MIT'de devam etmiş, 4 yıl NASA ile çalışmıştır. Doktorasını Oxford Üniversitesi'nde 3 yılda tamamlayan Demirköz, 2004 yılında İstanbul'da Atina Olimpiyatları meşalesini taşımıştır. Doktorası sırasında Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi CERN'de çalışmalara katılmıştır. Türkiye, CERN'e üye olmadığı halde Research Fellow ünvanıyla CERN'ün elemanı olarak kabul edilen Demirköz, 2 yılı aşkın CERN adına görev yapmıştır. 2006 yılında İtalya'daki Geleceğin Fiziği için Geleceğin Dedektörleri Konferansı'nda en iyi konuşmacı ödülü, 2008 yılında Türk Fizik Derneği tarafından verilen Şevket Erk Yılın Genç Bilim İnsanı ödülünü almıştır. Atlas projesinde Cambridge ve Barcelona Üniversiteleri adına görev yapan Demirköz, 2011 yılından bu yana ODTÜ'de görev yapmaktadır. CERN araştırmalarını topluma tanıtmak ve Türkiye'nin CERN'e üyelik sürecini kolaylaştırmak için çeşitli sosyal projeler düzenlemiştir, düzenlemeye de devam etmektedir. Mayıs 2011'de fiziğe ve bilim iletişimine katkılarından dolayı Technology Entertainment Design tarafından TED Fellow seçilmiş ve TED Global toplantısında bir konuşma vermiştir. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu İstanbul Merkezi tarafından Global Shaper seçilmiştir. TÜBA Asosiye üyesi ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesidir. Konuşmalarını yapmak üzere doçent doktor Bilge Demirköz'ü kürsüye davet ediyorum. Çalışmadı.
Değerli hocalarım, değerli rektör yardımcım, değerli dekanım, değerli dinleyiciler, sevgili gençler, burada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu da benim 6. TÜBA konferansım. Geçen yılda 3 konuşma verdim, bu yılda 3.sünü gerçekleştirmekteyim. Bu benim için yıllar boyunca yurt dışında 15 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'yi tanımak için de bir fırsat, sizleri de tanımak için bir fırsat. Hem görevlerim dolayısıyla, kitaptaki görevim dolayısıyla hocalarımdan fikirler almak, nelerin iyileştirebileceğini, yani benim eğer benim kuluna getirebileceğim bir durum olursa onları da öğrenmek için çok büyük bir fırsat. Aynı zamanda anneannemin babası buralı. Onun için kendi toprağımı ziyaret etmek de çok güzel bir duygu. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sanırım ben aslında buraya bir şehitliği ziyaret etmek için de gelmiştim ama bu sefer mümkün olacak. İnşallah bir dahaki sefere yarın sabah ilk uçakla gitmem gerekiyor. İnşallah onları buradan rahmetlanıyorum. Ben bugün konuşmamı sönme bir evren bulmaca sözlerine vereceğim. Uluslararası uzay istasyonunu görenleriniz var mı? Uluslararası uzay istasyonunu çıplak gözle görülüyor. Ve şu andaki dünyadaki UFO gözlemlerinin %90'ı aslında uluslararası uzay istasyonu. Kendisi çok dünya insanlığın yapmış olduğu en büyük uydu. Dünyanın etrafında günde 18 kez tur atıyor, yaklaşık 400 km uzaklıkta. Ankara daha uzak yani. Ve geceliğin özellikle gün doğumunda ve gün batımında çok rahat bir şekilde gözüküyor. Çünkü çok büyük güneş panelleri var. Bir şey var mı acaba? Aslanım bir koydum ama hadi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, çok teşekkürler. Burada gördüğünüz büyük güneş panelleri tarafından ışık yansıyınca çok parlak bir şekilde görüyor. Mars'tan, Venüs'ten hepsinden daha parlak bir şekilde görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde akıyor. Yani mesela güneş o taraftaysa ve Uluslararası Uzay İstasyonu bu taraftaysa şurada çok parlak bir şekilde gözüküyor. Bize doğru gelirken epey hızlıymış gibi gözüküyor. Çünkü bize doğru olan hızı yüksek. Sonra burada tepedeyken yavaşlıyor. Şimdi burada şey diyorlar. Bana doğru UFO geldi, sonra beni gördü, üzerinde durdu, sonra birdenbire kayboldu. Çünkü birdenbire kaybolmasının nedeni de tabii ki güneş panellerinin bir noktadan sonra ışığı yansıtamaması. Onun için lütfen siz de bir UFO görün. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerimizden geçiş zamanları ve saatleri çok kolay bir şekilde bulunuyor. GPS koordinatlarınızı giriyorsunuz. Bugün lütfen bakın Uluslararası Uzay İstasyonu izleme diye. Açık bir gecede çok rahat bir şekilde gözle görülüyor. Etrafınızı da anlatın lütfen. Çünkü gerçekten hani ve orada 6 kişi yaşıyor şu anda. Gözle görebiliyorsunuz. Onlara da selam söyleyeyim. Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde aynı zamanda bir tanıdığım deneyi var diyebilirsiniz. Beni tanıyorsunuz artık. Alfa Mariti Spektrometresi Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeki en büyük birim deneyi. Ve kendisine Türkiye olarak üye olduk. 5 metreye 4 metreye 3 metre boyutunda ve 7,5 ton ağırlığında olan bu büyük birim deneyi CERN standart üzerinde çok küçük kalıyor. Ama aslında CERN'de duyduğunuz büyük hadron çarpıştırıcısındaki Atlas CMS gibi deneylerden çok da farkı yok. Ben bugün size bunu anlatacağım. 300 bin tane elektronik kanal bilgisiyle ve 650 işlemciyle son 3 yılda, uzaya gittiği son 3 yıldan beri 50 milyar parçacığı kozmik bize mesaj yollayan evrenin kim bilir hangi dışından gelen parçacığı karşıladı ve onların verisini kaydetti ve bize bu bilgiyi iletti. Bu aslında bir parçacık dedektörü, bir göz gibi. Evrene açılan gözlerimizden bir tanesi. Hubble gibi yahut da sizin burada Çanakkale Üniversitesi'nde bulunan teleskobunuz yerinin gördüğü gibi ışığı kaydetmek yerine uzayın derinliklerinden gelen parçacıkları kaybediyor. Amacımız ne tabii onu da anlatacağım size. Ama mutlaka uzaya giden her cisim için, özellikle uzaya gitmiş olan bir projede çalışmış olan bir insan için en heyecanlı yer, tahmin edersiniz, uzay gitme anı. Onun fotoğraflarını göstermezsem beni uzay insanı saymıyorlar. Yani uzayla çalıştığınız belli olmuyor. Onun için göstermek zorundayım. Bu fırlatma rampasında gün doğumu. Alfa Mariti Spektrometresi uzay özel bir uçakla CERN'den Kennedy Uzay Merkezi'ne götürüldü.
ve Making Carb odasında kutusunda yüklenmiş durumda ve fırlatmaya hazır. Endeavor'ın yük odasına bakarsanız bu şekilde duruyor. Endeavor ne derseniz, Endeavor uzay mekiği artık biliyorsunuz, belki duymuşsunuz da Amerika'nın uzay mekikleri artık emekliye ayrıldı. Uzay mekiği şu, bu uçak gibi olan şey, bu uzaya gidiyor ve ondan sonra gelip aynen bir uçak gibi iniyordu bir uzun bir pistte, normal uçakların indiği pistinden daha farklı bir pist, çok daha uzun bir pistte iniyordu. Artık onlar emekliye ayrıldılar. Bir dahaki sonra bakalım neler gelecek uzay sevdamızda başımıza, ama bu bizi uzaya götüren ekip, başta Mark Kelly var. Tanıyor, görmüş olabilirsiniz Mark Kelly'yi, Türkiye'de de yansıdı çünkü haberlere. Çünkü eşi Amerikan Kongresi'ndeydi, bu başından vuruldu, duymuş olabilirsiniz belki. Kendisi hedef gösterilmişti ve bu Mark Kelly'nin başına eşi uzaydayken geldi. Ne kadar felaket bir şey olduğunu ben tahmin edemiyorum. STS 134 manası da şu, yani uzaya giden 134. uçuş gibi oluyor ve bunun fırlatılışı 16 Mayıs 2011'de gerçekleşti sabah saatlerinde. Ben o saatlerde tabii Türkiye'de öğleden sonraydı ve ben ikinci vizemi veriyordum. Onun için aslında 9 Mayıs'a gidecekti. 9 Mayıs'a geri ben biletimi almıştım fakat hava durumlarından dolayı uçuş ertelendi ve ben giremedim ne yazık ki uçuşuna. Şimdi uzaya gitmek, biz de biliyorsunuz Türkiye'de de uzay öncelikli alanlarda, Göktürk 2'nin uzaya gittiğini biliyorsunuz, TÜRSAT Altıağ projesi var, İmece'den bahsediyor, başka yeni projelerden bahsediyor. Türkiye gerçekten uzay konusuna ciddi anlamda ağırlık veren vermiş durumda. Onun için ben size biraz uzaya gidişin asıl bence çok zor kısmını anlatmak istiyorum. Şimdi Endeavor, yani şu uzay mekiği, bunun içinde 6 tane astronot var. O ve işte suyu, yemeği vesairesi, oksijeni, havası, işte kapılarıyla 110 ton. Bunun içine yakıt yok. Yani sadece uçak kısmı diyebiliriz. Sonra onu uzaya götüren şu external tank ismini verdiğiniz dış kap. Burası şu portakal renkli kısım. Burada saf hidrojen sıvısını, saf H2 yani, sıvı helyumu. Saf sıvı oksijenle yapıyorsunuz, direkt suya. Oksijen artı hidrojen eşittir su yapıyorsunuz ve bu 756 ton yakıt. Sonra iki tane SRB deniyor, katı hal yakıt yani. Katı hal yakıt şu füze gibi gözüken, iki taraflı füze gibi ince uzun olanlar. Bunlar da uçak yakıtının biraz daha ağır, daha büyük molekülleri kullanıyor, öyle diyebiliriz. Bu 1142 ton. Toplam ağırlıkta 2008 ton. Mesela siz neden 2008 ton kaldırdınız dünyada? 7,5 tonluk bir cihazı uzaya götürmek için. Belki insanlığın yaptığı en verimsiz şey uzaya gitmek. Ama hala gidiyoruz uzaya ve gitmek istiyoruz uzaya. Benim çok sevdiğim bir şiir var. Nazım Hikmet'in diyor ki, bir insanlığı taşıyacağız göklere ya da ölüm binecek dünyamıza. Gerçekten öyle. Uzaya gitmek zorundayız insanlık olarak. İnsanlığın bir dahaki adımı uzay olmak zorunda. Bu başka gezegenler ne olur? Hatta şu anda hala göremediğim kadar çok meşhur film gibi mi olur Yıldızlar Arası? Her ne kadar izlemesem de çok şey duydum. Sanırım bütün her şeyi duydum film hakkında. Hiçbir sürprizi kalmadı. Artık bir kadar size kalmış. Gençlere kalmış. Evet. Sonra Endeavor uzay mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşırken görüyorsunuz burada ve alfa manyetik spektrometresi mekiğin uzaktan kavrama sistemiyle tutuluyor ve 19 Mayıs bizim için çok önemli ve güzel bir günde Uluslararası Uzay İstasyonu üzerine yükleniyor. Uzayda farklı bir şey daha söyleyeyim. Bu uzaktan kavrama sistemi Kanada'nın geliştirdiği teknoloji. Şimdi uzay filmlerinde en fazla yapılan hata, sanki uzayda sürtünme varmış gibi yapıyorlar. Yani sanki bir şey yavaşlarmış gibi. Halbuki uzayda öyle bir sürtünme yok. Onun için herhangi bir şeye ivme verdiniz mi, ya da bir hızı olurdu mu, gidiyor, durdurmanın yolu yok ona. Onun için uzayda çok yavaş hareket etmeniz lazım. İnanılmaz yavaş hareket etmeniz lazım. Ve çünkü en ufak bir hatada, hele astronotlar hani dışarıda hareket ediyorlar ya, kopup giderler.
Hani bir tane daha film vardı geçen sene. Gravity. 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 Ben ancak 10 dakikasını seyrettim. Ondan sonra pes ettim. Çünkü dayanamadım. Çünkü bakıyorsunuz astronotlar böyle dışarıda inanılmaz. Bir defa bir astronotla tanıştığınız zaman ilk fark ettiğiniz şey ellerin çok büyük olması. İki katı. Neden derseniz zamanlarının çoğunu suyun altında el hareket yaparak geçiriyorlar. Çünkü dışarısı sıfır atmosfer, basınçsız. İçerisi yüksek basınç bir atmosfer. Ve o eldivenleri kıvırmak çok zor. Onun için sürekli ellerini geliştiriyorlar. Ve yine de görmüşsünüzdür belki, bilmiyorum, o filmdeki gibi değil. İnanılmaz yavaş, o kadar zormuş ki o eldivenleri kıvırmak. İnanılmaz yavaş hareket ettiriyorlar. Yani öyle uzay bekliğinin dışında koşuyu falan yok. Çünkü dediğim gibi bir yanlış hata yaptığınız zaman tek başınıza uzay boşluğuna doğru gidiyorsunuz. Sizi de kurtaracak böyle bir şey yok yani hiçbir şekilde. Bu onun için uzayda da bir robot kullanmak çok iyi. Çünkü robotlar çok hassas olabiliyorlar. Değil mi? Çok hassas hareket edebiliyorlar. 0G'de bile. Fakat böyle bir sorun var ki bu kol o kadar hassas ki dünyada yer çekimi altında kendi ağırlığını bile kaldıramıyor. Çünkü çok hassas. Çok az tork verebiliyor, çok az kuvvet verebiliyor. O kadar hassas ve ince yapılmış ki. Dünyada onun için test etmek çok zordur dünyada. Böyle havuzlarda falan test ediyorlar. İşte 0G'de işte uçaklarda falan çok zor iş yani. Yani uzaya gitmeden önce uzayın testlerini yapmanız lazım dünyada ama bu bile çok kolay bir iş değil. Ben çok iyi biliyorum bunu çünkü yaklaşık 2500 sayfa NASA test dokümanı yazdım. Hani bir teknisyen gibi uzaya gitmek aslında biraz öyle. Uzaya gitmek istiyorsanız her parçanın, uzaya yollayacağınız her parçanın hangi testlerden geçtiğini, hangi ortamda bulunduğunu, kaç derecede bulunduğunu, her şeyi çok iyi dokümanlamanız lazım ki uzaya gittiği zaman bir hata çıkmasın. Sanırım yeterince uzaydan bahsedeyim. Ben şimdi biraz fiziğe döneyim. Hep ara neden uzaya gittik, neden Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeyiz, ne iş yapıyoruz? Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerinde şurada gördüğünüz kısımdayız. EMS ilk haftada 100 milyon kozmik ışın mevzu topladı. Ve 19 Haziran 2011'den beri de CERN'deki kontrol merkezinden yönetilmekte. EMS pekala nedir? EMS, MIT liderliğinde Amerikan Enerji Bakanlığı'nın fonladığı ve NASA tarafından uzaya götürülmüş olan bir deney. EMS'in içinde şu anda 17 ülke var. Geçmişte de o civardaydı. Bazı ülkeler girdi. Türkiye mesela girdi. Başka ülkeler çıktı. Ben bunu yapımda çalışmaya MIT'de 4 yıl boyunca. Sonra hatırlar mısınız bilmiyorum. Kolombiya Metik faciası oldu. Hatırlananlarınız var mı? 2011'de. Ve ben o zamanlar MIT'de doktor öğrencisiydim. Bütünleşik doktor yapıyordum. Ve birdenbire baktım ki benim projem uzaya gitmeyecek. Ve MIT'de bir kural var. Diyor ki sizin başladığınız proje bitmeden siz mezun olamıyorsunuz. Yani buradaki gibi gökyüzünün 7 yıllık kuralı yok. MIT'de 13-14 yılda doktorasını bitirenler de var. Ve ben onu göze alamadım. Çünkü ne olacağı belli değil. Hiç gitmeyebilir. Tekrar mektikler başlamayabilir. Ve onun üzerine ben MIT'den aradım. Oxford'a transfer oldum. Ondan sonra yıl 2011 oldu. İşte Türkiye'nin CERN üyeliği gündeme geldi. Sayın Başbakanımızın ziyareti sonrasında. Ve ben Türkiye'ye dönmeye karar verdim. O arada bir baktık da uzaya gidecek EMS. Ben de eski patronuma gittim. Samuel Ting, kendisi hala projenin lideri, 1976 Nobel ödülü sahibi bir MIT hocası. Dedim ki, hocam ben böyle böyle Türkiye'ye döneceğim. Acaba Türkiye olarak biz buna üye olabilir miyiz? Ben kendi ekibimi Türkiye'de kurabilir miyim dedi. O da hay hay dedi. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Ve Türkiye'de bu projeyi başlattık. Projenin kabulü 1,5 yıl aldı. Ama zor bir süreçti ama kabul oldu ve böylelikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir deneyim Türkiye olarak parçası olduk ve şu anda ODTÜ'de biz uzaydan gelen, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelen verileri canlı olarak analiz edebiliyoruz. Pekala neden bunu yapıyoruz? Yıl 1912'de Dr. Hess isminde bir Alman bilim insanı. Bence çok büyük bir delilik yapıyor. Hani şu hatırlarsınız, uzaya gitti, uzayın ucundan atladı. Neydi onun ismi? Felix. Felix hatırlıyorsunuz. Vanguard neydi? O tip bir şeydi. O mesela ondan daha büyük bir çılgınlık bence. Dr. Hess 1912 yılında balonla 5500 metreye çıkıyor. Oksijensiz, tütsüz, bir şeysiz yani. O noktada bayılabilirsiniz.
Bunu bilim aşkıyla yapıyor. Bunu da yapmasının nedeni şunu merak ediyor. Biliyorlar ki dağların tepelerinde daha fazla radyasyon var. Şu anda neredeyse herhalde 15-20 metredeyiz değil mi? Çanakkale Üniversitesi'nde şu anda gayet yere yakınız. Ama mesela Erciyes'in tepesine gitsiniz, 3000 küsur metreye, orada radyasyon daha fazla. Bu bilinen bir şey ve bunu daha da yükseklere çıkarak kanıtlamak istiyor. Yani bu radyasyon nereden geliyor? Ve şunu kanıtlıyor. Evet, dağın tepesinde sadece radyoaktif elementler de daha fazla olabilirdi. Değil mi? Onun atmosferden geldiğini, yani uzaydan geldiğini kanıtlıyor ve 5500 metreye kadar radyasyonun arttığını buluyor. Ve bu kozmik bir radyasyon, yani uzaydan gelen bir radyasyon olduğu için buna kozmik ışınlar diyor. Kozmik ışınların keşfi yani 1912'ye dayanıyor. Sonra kozmik ışınlar insanların çok ilgisini çekiyor ve kozmik ışınların ne olduğunu, ne çeşit parçacıkları olduğunu araştırmaya açık başlıyorlar. Bunların birçoğunun proton olduğunu buluyorlar. Sonra 1932'de pozitronlar mesela kozmik ışınlarla keşfediliyor. Pozitron ne? İlk antimadde. Elektronun antimaddesi. Sonra 1947'de piyonlar, bilmeseniz olur isimleri ama 1936'da miyonlar, kaonlar, lambda, si, sigma vesaire gibi birçok parçacık kozmik ışınlarda keşfediliyor. Ve parçacık fiziği dediğimiz alanın başlangıcı aslında kozmik ışınlardan geliyor. Biz ilk kez atom altı parçacıklarını işte bu doğal olarak dünyanın üzerine yağan kozmik ışınlardan keşfediyoruz. Ve bu kozmik ışınlar öyle bir şey ki aslında hepiniz duyduğunuz sonraki deneyi ve çarpışma deneylerini. Bu parçacıklar uzaydan gelen bu parçacıklar gelip de atmosferimizin en üst tabakalarındaki işte oksijen, nitrojen ve diğer gazlara çarpıyorlar. Ve o andaki çarpışmanın enerjisi bizim büyük hadron çarpıştırıcısında üretebildiğimiz enerjinin milyon katı olabiliyor. Milyon katı. Ben her zaman bunu söylüyorum. Doğa karşısında çok mütevazi olmak lazım. Biz bir şey yapabiliyorsak doğa onun çok 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 daha üstününü ve inanılmazını yapıyor, doğal olarak yapıyor. Ve bana birçok kişi dediler, ay hocam işte söyle büyük hadron çarpıştırıcısı, siz dünyayı yok edeceksiniz, kara delik oluşacak. Biz böyle gülüyorduk. Neden gülüyoruz? Çünkü eğer öyle bir çarpışmadan, büyük hadron çarpıştırıcısında yapacağımız çarpışmadan gerçekten kara delik oluşacaktıysa, çoktan, hani bu dünyayı yok edecektiyse, çoktan dünyanın 5 milyarlık tarihinde bu kara delik çoktan oluşmuştu. Çünkü orada daha yüksek çarpışmalar var. Ve bana sorsalar hangilerini tercih edersiniz? Tabii ki yukarıdan gelenleri. Ama o çarpışma anını görmek neredeyse imkansız tabii. Çok büyük dedektörler lazım. Tam çarpışmanın olduğu noktayı bulmak her sefer farklı noktalarda çarpışıyor. Biz bunu yer altında kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Sonra da anlatacağım size. Biz Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bu parçacıklar atmosfere çarpmadan önce onları ölçmeye çalışıyoruz. Pekala, amacımız ne? Şimdi birinci amacımız şu. Hepiniz büyük patlamayla başladığını duydunuz. Büyük patlama, mutlaka duymuşsunuzdur. Büyük patlamanın ama bir teori olduğunu duydunuz. Ben size işte şunu söylemek istiyorum. Büyük patlama bir teori değil, büyük patlama bir model. Artık lise kitaplarından ne yazık ki bunlar çıkarıldı. Model nedir, hipotez nedir, teori nedir? Bütün bunların farkları ve felsefik farkları çıkarıldı. Ama ben biraz bunu size anlatmaya çalışacağım izninizle, hocalarından özür dileyerek. Çünkü ben hala bu tip farkların önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük patlamadan sonra eğer biz maddenin korunma yasasına inanacaksak ve burada inanmak kelimesini kullanıyorum. Yani bunu bir inanç olarak kabul edeceksek. Çünkü bilimde de inanç var. Bilimde de bazı kanunlara inanmak zorundasınız. Yani onları kabul etmek zorundasınız. Ondan sonra ancak test edebilecek bir şeyler geliştirebiliyorsunuz. Bunu eğer maddenin korunma yasasına eğer biz bir tez olarak kabul edeceksek, o zaman büyük patlamadan sonra eşit miktarlarda madde ve antimadde yahut da karşıt madde oluşmuş olmak zorunda. Yoksa maddenin korunumunu, yasasını kaldırmak zorundasınız. Bu yasa o zaman yok demek zorundasınız. Ve şimdiye kadar var, yani şimdiye kadar bütün testlerimizden, büyük hadron çarpıştırıcısından ve diğer testlerden 100 yıldan beri maddenin korunum yasasının olduğunu gördük. Yani karşısında karşıt bir şey bulamadık, veri bulamadık şimdiye kadar. Evet, bizim deneyimiz 10 ile 20 yıl, artık bilmiyoruz, 2011'de uzaya gittik, 2024'e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çalışacağı garantili, gerisini bilmiyorum, onun için 10 ile 20 yıl diyorum. Veri toplayarak evrenin en kenarına, yalnız evrenin kenarı lafı çok çirkin bir laf. Evrenin kenarı demek şu manada, bizim için kenarı. Yani insanlığın veri yollayabileceği en uzun,
en uzak mesafe demek istiyorum. Çünkü bir noktadan sonra evren büyüdüğü için o kenar hep bize yaklaşıyor. Hep evrene geri yollayabileceğimiz kısmı daralıyor. İşte evrenin bu kenarına kadar antimadde ya da karşıt madde olup olmadığını araştıracağız. Pekala biraz önce dedik ki pozitron da bir karşıt madde, elektronun karşıt maddesi. Ben burada pekala ne diyorum? Burada şunu sormaya çalışıyorum size. Orada bir anti bilgi var mı? Orada bir anti dünya, anti galaksi, anti yıldız. Yani anti karbon çekirdeği. Anti proton ve anti nötronlardan yapılmış bir malzeme. Var mı? Olabilir. Hubble'ın, görmüşsünüzdür çok uzak, derin uzay fotoğraflarını. O derin uzay fotoğraflarından bazıları aslında antimadde olabilir. Buna hala izin veriyor. Kozmoloji buna hala izin veriyor. Sizi, ben buraya çekilsem duyabilir misiniz beni? Deneyebilir miyim? Yaptığı bir çalışıyor mu acaba? Ama bu televizyonum galiba. Şöyle çıksam olmuyor mu? Duyabiliyor musunuz beni? Kendinizden al. O zaman efendim. Ha, pekala. Çok teşekkür ederim. Orada çok zor bana geliyor. Ben dolaşmayı seven bir insanım. Yer çekimi kanunu, kütle çekimi kanunu daha doğrusu. Hepimiz biliyoruz değil mi? F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kare. Çok bazılarınız eskilerden hatırlıyor. Sanki böyle geçmiş dünyalardan bir ses gibi geldi. Ama şeyi sorsam size. Kütle nedir? Bana kütleni tanımla yapabilecek olan fizik hocalarım lütfen sizden anlayalım. Kütle çekimi, kütle nedir? Tanımla yapabilecek olan Cenk Yaver var mı aranızda? Kütle nereden tanımlanır? Kütle. Ağırlık demiyorum, kütle diyorum. Madde miktarı diyebilir miyiz? Madde kütleden tanımlanır. Buyurun. Değişmeyen madde miktarı. Madde kütleden tanımlanır. Yani maddeyi, kütleyi tanımlamak için kullanamazsınız çünkü kütleyi maddeyi tanımlamak için kullanıyorsunuz. Hacmi olan şey dedi ama hacmi olmak zorunda da değil. Elektronun kütlesi var ve hacmi sıfır. Pekala, tamam ben uzatmayacağım konuyu. Kütleyi tanımlayan kişi Newton. Newton'un kanunları. Yok bu buraya ait bir şey değil. Bu bütün 11 yıl aynı reaksiyon var. Merak etmeyin hiç yani. Bütün Türkiye Üniversitesi'nde ve bütün dünyada aslında bu aynı reaksiyon. Çünkü düşünmüyoruz. Hatırlat bakın şimdi hepiniz bir A diyeceksiniz. F eşittir MA. Pekala. Kuvvet. Kuvvet denilen şey. İyi tanımlı mı? Evet tanımlı. Çünkü ben kuvveti başka kuvvetlerle karşılaştırabilirim. Elektromanyetik kuvvetle karşılaştırabilirim. Onun için kuvvet çok iyi tanımlı. İnmeyi pekala bir tanımlama. Evet metre bölü saniye kare. Yani bir şeyin ne kadar hızlandığını gözle görebiliyorsunuz, ölçebiliyorsunuz. Yani F eşittir M'a da aslında kütlenin tanımı o. O formül yanlış yazılıyor. M eşittir F bölü A yazılması lazım. Kütle oradan tanımlar. Kütle ne demek biliyor musunuz? Kütle, inmelendirmek için kuvvet vermem gereken nesne demek. Hemen bir şey olabilir ışık dışında. Çünkü ışığı değerlendiremiyorum. Onun için kitlesi yok. Işık zaten ışık hızı sıkıyor. Antimaddenin kitlesine bak. Antimaddenin de kitlesi var. Antimadde. Ha şimdi işte bakın çok güzel sorular gelmeye başladı. Antimadde, pozitron. Kitlesi var mı? Var. Pozitronlarla oynayabiliyor muyum? Oynayabiliyorum. İmlenendirebiliyor muyum? İmlenendirebiliyorum. Yani antimaddelerle maddenin kitlesi ölçtüğü formülde proton kitlesiyle antimaddenin kitlesi aynı. Nötron, antinötron, aynı. Hidrojen yaptık duymuşsunuzdur, antihidrojen. Kütlesi aynı, süper. Pekala, bu kütle nereden tanımlanmış? M eşittir P bölü A'dan tanımlanmış, tamam mı? Bundan sonra artık unutmazsınız değil mi? Çözdünüz bu olayı. Kütle, ivmelendirmek için kuvvet vermem gereken nesne. Artık o kuvveti nasıl verirsiniz, o size kalmış. Elektromanyetik mi verirsiniz, ne yaparsınız onu bilmiyorum. İter misiniz? Bilmiyorum, değil mi? Pekala. Ya bir dakika, bir de ağırlık denilen bir şey var. Yer çekimi, yani kütle çekimi var. Kütle çekimindeki kütleyle F eşittir M'deki kütle aynı şey olmak zorunda mı? Yer çekimi etkisi.
olacak. Biri yer çekimi ettirirsin, birisi de ivmelendirmek. Aynı mı bittiler? Aynı olmadığı için hiçbir fiziksel neden yok. Şu anda bunu eğer keşfeden varsa, yani F eşittir, ne olursa, M eşittir F bölü A. Peki, Newton'un yasasında tanımlı olan kütleyle, kütle çekimindeki kütlenin aynı olduğunu kanıtlayana kesin Nobel. Benden garanti. Tamam, o kadar derin bir problem bu fizikte. Şimdi bir tanesine biz atıl kütle diyoruz, bir tanesine kütle çekimi kütlesi diyoruz. İki kütle farklı şeyler, ikisinin aynı olması için neden yok? Pekala. Ben iki tane elektron alsam, o zaman ben bunu ne yapacağım? İki elektronun kütle çekimi var mı diye bakacağım. Ben size ne dedim? Kütleleri var, ölçüyoruz. Pekala, pozitronun kütle çekimi kütlesi negatif olsa, aynı ama negatif. Ne olacak? İki tane var, M1, M2 ya. İki negatif birbirini götürecek, yine artı olacak. Yani şöyle bir durum olacak. Maddeyle maddeyle birbirini çekecek. Antimaddeyle antimaddeyle birbirini çekecek. Orada da galaksi olacak. Ama maddeyle antimadde birbirini itecek. Ve böyle ki evren doğal bir şekilde madde ve antimadde kümelerini ayıracak. Yani hala evrenin en uzak yerlerinde, en dış mekanlarında o görülen uzun, büyük, koskocaman galaksi kümelerinden bazılarının tüm yine antimadde olma ihtimali var. Ama görünmüyor. Görünüyor, ışık aynı etkileşiyor çünkü. Elektromanyetik kuvvet sadece F eşittir M'ye bakıyor. O kütle aynı. Kara delik. Kara delik, kara delik, antimadde kara delik olabilir. Diğer tarafın olduğu düşünüyor. Nasıl? Bu antimaddenin diğer tarafı. O ucu, onlar şey teoriler. Ucu bucu olmayan teoriler. Yani o kara delikten geçmek falan diye bir şey. Neyse, bunlar. Öyle bir şey yok. Yani biz bildiğimiz kadarıyla o iyi, iyi bir, iyi bir. Ne desem? Saçmalama hakkı. Yani sizin değil, teorisyenlerin. Yani tabii o ne güzel, evren büyüktür, bir wormhole'dan bahsediyorsunuz siz. İki tane kadeliğin, birbirlerinin birbirine gelmesi, yani bilmiyorum, belki o yapmıştır. Tanrı yahut, evreni yaratan yahut. Bilmiyorum ama yani bana hiç çok uçuk geliyor. Discovery Science'da Morgan Freeman her gece konuşuyor Through the Wormhole olarak. O zaman orada da yani her gece izliyoruz. Yani her gece izliyoruz. Hipnoz olmuş haldeyiz yani ne olacak? Gözler çekilmiş. Evet. Bence daha önce bu problemlerin çözülmesi lazım. Tamam, o tip şeyler insanları, sizleri bilime yatıştırma işe ya olabilir bir şey olabilir olabilitesinin olması bile heyecanlı. Stephen Hawking'in soruları da güzel yani sonuçta o güzel, da. Güzel ama Stephen Hawking'e çok fazla önem veriyoruz. Farkında mısınız? Yani Stephen Hawking bir şey diyor Tanrı hakkında, herkes ciddi alıyor. Aa Tanrı yokmuş ya, böyle bir şey olamaz. Sizin fikriniz de onunki de aynı önemli. Şimdi ben konuşmama geri döneceğim bu sohbetten sonra. Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. CERN inşallah 2-3 seneye şu anda çalışan ekipler var, bunu ölçecek. Yani bir anti-hidrojen. Antihidrojen molekülünün, molekül diyorum, antihidrojen, evet molekül yapmaya çalışacaklar hatta. Yer çekiminde düştüğünü mü, yükseldiğini mi bulmaya çalışacaklar. Bunu bulmak çok zor. Çok zor ama eğer bulunursa ve gerçekten bu antihidrojen yer çekimine kapalı aşağı doğru inmek yerine anti madde olduğu için yukarı doğru giderse, işte o zaman gerçekten yine bir çığır açılır diye düşünüyorum. Yani hem düşüncemizde hem de gelecekte dönüşlerde. Şimdi ben buraya geri döneyim. Pekala, bu benim alanım değildi aslında. Yani ben aslında antimadde arayışına parçası değilim. Ben karanlık maddeciyim. Rengimi belirteyim, karanlık. CERN'ün bulmaya çalıştığım 3 tane soru var. Gerçekten yani bu, özür dilerim. Antimadde dışında cevap vermeye çalıştığı 3 büyük soru var. Ben bu ilk başta size soruları açıklamak istiyorum. Çünkü gördünüz, eğer bir soruyu sorarken oradaki kelimenin tanımını iyi bilmiyorsanız soru bile
yanlış kalıyor. Yani bakın kitlenin tanımını tartışınca neler ortaya çıktı. Soruları tartışmak bazen insana gerçekten cevaba yaklaştırabiliyor. Bunu Einstein söylemiş. Demiş ki bir soruyu iyi anlamak cevabın yarısıdır demiş. Onun için ben bugün sizinle biraz soruları tartışmak istiyorum. Şimdi birinci soru karanlık madde nedir? Karanlık madde evrenin kütlesinin 5/6'sı. Çok ciddi bir kısmı. Yani evrendeki biz azınız. Karanlık madde çoğunluk. Diyelim harçlıklar nasıl kütle kazandı? Hani bu F eşittir MA'daki kütleden bahsediyorum. Bu harçlıklar bir elektron neden nasıl kütlesi var? Dikkat ettin. Neden dedin? Hemen dilime acı biber sürdü. Fizik neden sorusunu cevaplamaz. Biz fizikçiler keşke neden sorusuna cevap verebilsek. Ama aslında fizik nasıl sorusuna cevap ver? Neden sorusu felsefenin ve dinin mekandır. Eğer bunu, bu farkı iyi bir şekilde anlatabilseydik, şu anda dünyada din ve bilim kavgası diye bir şey zaten doğal olarak olmalı. Çünkü sorun felsefi ve teologların kendi alanlarından çıkıp nasıl girmesi, biz bilim insanlarından nasıldan çıkıp nedene girmesine oluyorlar. Sorun oradan çıkıyor. Eğer biz kendi alanımızı çizgilerine iyi çekersek hiçbir sorun çıkmıyor. Onun için neden dediğim için kendime kızdım. Özür diliyorum. Nasıl? Harçlıklar nasıl kütle kazandı? Diğeri ise kütle çekimi nasıl bu kadar zayıf? Bu üçüncü soruyu konuşmam için de cevaplamayacağım. Eğer merak eden olursa bana sonradan sorabilir yahut da tartışmalar kısmında sorabilir. Şimdi karanlık maddenin ilk başta ne olduğuna, neler bildiğimize bakmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz şey bir harita. Bu evrenin haritası. Nasıl bir harita derseniz, bu kuzey, güney, doğu ve batı ekseninde bir harita. Yani bu dünyanın haritası olsun, bu göğün haritası. Burada Avrupa kıtası, burada Afrika kıtası, burada kuzey ve güney Amerika gibi düşünün bunu. Bunun gibi yani bir yüzeyin, gökyüzünün yüzeyinin iki boyuna indirgenmesi bu. Peki buradaki renkler ne? Buradaki renkler belli bir frekans, yani 160.7 GHz'lik bir frekans etrafında çok az frekans farkları. Kırmızılar frekansın azıcık daha yukarı olduğu yerler, maviler ise frekansın azıcık daha düşük olduğu yerler. Şimdi hatırlarsınız Planck'tan, frekans yüksekse enerji yüksekti, frekans düşükse enerji düşüktü. Bu şu demek, yani sıcak olan yerler azıcık, evrende sıcak görünen yerler azıcık kırmızı, evrende soğuk görünen yerler azıcık mavi. Şimdi sizin gözünüzde bana şunu söylemenizi istiyorum. Burada şöyle bir yuvarlak var mı? Şöyle bir yuvarlak var mı? Yok, değil mi? Bakın buradaki yuvarlakların hepsinin boyutu belli, minik minik noktalar, değil mi? Yani şöyle bir büyük bir nokta yok. Burada bir belli bir skala var. Gözünüzle görebileceğiniz bir skala var. Buradan buraya 180 ise, 180 derece ise buradaki aslında skala yaklaşık 1 derece. Yani ayın boyutu. Ayın boyutunda toplaşmalar görüyoruz. Ayın boyutunda evrenin sıcak noktaları olduğunu, yine ayın boyutunda, yani 1 derecelik boyutta evrenin soğuk noktaları olduğunu görüyoruz. Pekala bu ne? Bu büyük patlamanın yankısı. Şimdi biraz kafanızı karıştırdım, farkındayım ama bunu şöyle açıklayacağım. İlk başta geçmişten başlayayım. 1965 yılında Penzias ve Wilson adında iki tane elektronik mühendisi, fizikçi değil, onlara Bell laboratuvarlarında dünyanın en iyi radyo teleskobunu yapma cihazı görev veriliyor. Yani şu hani radyoda, hop, radyoda iki kanal arasında cızırtı vardır, değil mi? Yahut da eski televizyonlarda karlanma var, iki kanal arasında gidip gelirken hatırlar mısınız? O karlanmanın olmadığı yahut da radyoda o cızırtının olmadığı bir radyo düşünün. Cızırtının sıfır olduğu bir radyo yapmaya çalışıyorlar. Yapamıyorlar. 1,5 yıl uğraşıyorlar. Bu çok meşhur hikayedir. Bu teleskobun içine hatta girip güvercinler yuva yapmış. Güvercinlerin yumurta çıkartmasını bile beklemişler. Ama bir türlü cızırtıyı sıfırlayamıyorlar ki halbuki bütün elektronik kanunlarının elektronikçi varsa aranızda işte shot noise vesaire bu tür cızırtların hepsini öldürecekleri rejimde çalıştıkları halde. En son 1965 yılında Princeton Üniversitesi'ne gayet yakınlar. Diyorlar ki Princeton Üniversitesi'ndeki hocaya ya biz böyle böyle bir cızırtı bulduk. Bunlar uzaydan geldiğini düşünmeye başlıyoruz. Dünya kaynaklı değil bu cızırtı. Nedenini de bulamıyoruz. Güvercin bile değilmiş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. O da o arada büyük patlamanın yankısı üzerine çalışıyor. Diyor ki siz büyük patlamanın yankısını duydunuz diyor. Gerçekten o hani
İki radyo kanalı arasında duyduğunuz cızırtının şu anda, yani ortalama olarak bir rakam, genel bir rakam veriyorum. Yaklaşık %10'u büyük patlamanın yankısı. Hala duyuyorsunuz siz onu. Pekala bu ne? Ne bu? Şimdi evren ilk başlangıcında bir plazmaymış. Ve çok sıcak bir yermiş. Bu sıcak yer soğudukça plazma soğuyor, 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 soğuyor. Bir noktada plazmadan nötr hale geçmesi lazım değil mi? Elektronlar çekirdeklere bağlanacak bir noktada. Mesela hidrojen düşünelim. 13.6 elektron volt. Herkes hatırlar onu değil mi? 13.6'yı herkes bilir sanırım. 13.6 elektron voltun aşağısına indiğiniz anda enerji olarak o elektron o protona bağlanacak. Ve hidrojen oluşacak. Nötr. Şimdi plazmanın içinde ışık dışarı kaçamıyor. Yani şurada bir plazma lambası olsaydı keşke, yok ama plazma lambasının içinde ışık dışarıya kaçamıyor. Mesela güneşten ışığın kaçması milyonlarca yıl alabiliyor. Çünkü her taraf yüklü olan ortamdan kaçamıyor ışık. Mesela ben şu anda sizi görebiliyorum çünkü hava nötr. Hava nötr olmasaydı sizi göremezdim. Mesela bulutlar. Bulutu neden göremiyorsunuz? Çünkü bulutlar yüklü. Bulut yüklü olunca göremiyorsunuz içine. Aynı nedenden dolayı. Yani yüklü yüksüz. Işık yükle etkileşiyor. Bulut yüklü olduğu için göremiyorsunuz. Onun gibi evren plazma, evren bütün evren plazma olduğu için ışık kaçamıyor içinden. Ve hiçbir şey görünmüyor. Ve bir noktada evrenin başlangıcından tam 300 bin yıl sonra evren gayet hızlı sayılabilecek bir şekilde plazmadan nötre geçiyor. İlk kez ışık serbest oluyor. İlk kez bu odadaki gibi evren içinde yankılanmaya, yansımaya başlıyor. Yankılanmak ses tabi. Bir benzetme ancak yankı. Ve o ışık hala bu evren içinde yankılanıyor. 300 bin yıl, ilk 300 bin yıl, yani evrenin yaşı 14,5 milyar yıl. İşte 14 milyar yıldan beri o ışık evrenin içinde serbest bir şekilde yankılanmaya devam ediyor. Biz o ışığın fotoğrafı bu. Yani evrenin bebek kendi fotoğrafı. Onun için büyük patlama aslında bir teori değil, bir bulgu. Çünkü bundan önce, yani bu fotoğraf, bu bulgudan önce bir teori yoktu ortada ve hala büyük patlama teorisi dediğimiz şey bu bulguya uydurulmaya çalışan atmosferler serisi. Ortalıkta böyle elektromanyetik teorisi gibi sıfırdan başlayıp da işte flux'ın korunumu vesaire diyebileceğimiz bir teori yok, bir gerçek anlamda. Kozmologları inşallah kızdırmadım. Var birkaç tanesi vardı ama hatırlarlar değil mi bana? Nerede kozmologları? Nerede benim hocam? Görmüyorum. Gitti mi? Kozmoloji hocam nerede hocam? Kozmoloji hocam. Siz kozmoloji çalışıyor. Kızdırmadın değil mi sizi? Doğru muyum hocam? Katılıyor musunuz? Pekala. Hayır bazı doğru çünkü. Hayır fikir almak istedim çünkü kozmologlar diyor ki yani bazı kabullerin çerçevesinde bir teori oluşuyor ama hani epey bir kabul var değil mi? Elektromanyetik teorisindeki gibi değil. Peki. Tamam. Pekala. Oldu. Kabul ederim. Pekala. Benim görüşüm o yani. O zaman bakın görüyorsunuz burada bilim insanları her şeye katılmak zorunda değil. Tartışmaya da bir alan katılmak. Pekala. Evren hakkında öğrendiklerimize gelirsek. Evren hakkında aslında öğrendiklerimizin çoğunu bu fotoğraftan öğrendik. Ve evrenin yaşını aslında çok iyi biliyoruz artık. 13.798 artı yahut eksi 0.037 milyar yıl. Bazen espri yapılıyor. Yakında saniyesine kadar söyleyeceğiz diye. Ve evrenin ihtivasını da buradan çok iyi ölçebiliyoruz. Evrenin yaklaşık sadece bu evrenin ihtivası derken evrenin toplam enerji ihtivasından bahsediyorum. Şimdi Einstein'dan beri E eşittir MC'yi koyabildiğimiz için her zaman için kütleyi, enerjiyi, kütleyi aynı kütleye koyabiliyoruz. Ve evrenin ihtivasının sadece 4.9'u bizim bir madde. Buna kareletler dahil bu arada. Doğanın bildiğimiz 4 kuvvetiyle etkileşen bir madde var, bir madde. Çok ses geliyor, beni çok teşekkür ederim. Evrenin %26.8'i ise karanlık madde, görünmeyen fakat yer çekimi, daha doğrusu kütle çekimiyle hissedilen bir madde, ümidimizin zayıf kuvvetle de etkileştiği. Böyle bir ümidimiz var.
Ve diğer ise karanlık enerji. Karanlık enerji ise evrenin büyüyor olmasının sebebi olarak gözükmekte. Şimdi evrenin düz ve sonsuza kadar büyüyecek olduğunu da keşfettik. Her zaman düşünülürdü, evren acaba kendi kendine kapanır mı? Yani evrende bir yere gittim, dünya gibi gittim aynı noktaya geri döner miyim? Böyle bir geometrisi de olabilirdi evrenin. Bu da ölçüldü. Evrenin geometrisi düz gözüküyor ve sonsuza kadar büyüyeceği, en azından sonlu zamanda sonsuza büyüyeceği deniyor. Bütün bunlar aslında çok önemli şeyler. Mesela tahminim şu ki şu anda dünyaya uzaylılar gelse ilk merak ettikleri şey, yani bizi ölçmek için ilk merak ettikleri şey, bunlar evrenin yaşını ölçüler mi ya? Hani o bir kriter olur yani, bu insanlığın ne kadar ilerlemiş olduğunun bir kriteri gibi bir şey olur yani. Evren hakkında ne kadar çok şey biliyorlar gibi. Yahut da başka bir kriter, bu adamlar elektromanyetik teori anlarlar mı? İşte matematikte integral biliyorlar mı? Düşünsenize yani hani uzaylılar geldi dünyaya, neye bakacaklar? Politikacılarınıza bakmayacaklar. Bir sanata bakacaklar. İnsan vücudunun ne kadar gelişmiş olduğuna bakacaklar. Yani spora bakacaklar. Ne kadar sportif bu insanlar, ne kadar yaşıyorlar, ne kadar sağlıklılar, ona bakacaklar. Bir de birine bakacaklar. Kendi genetiklerini anladılar mı? Kendi yaşadıkları ortamı anladılar mı? Yani aslında gerçekten evrensel dediğimiz kavramları düşünmek istiyorsak uzaylıları düşünmemiz lazım. Uzaylılar geldiği zaman bakacakları üç alan var. Spor, sanat, bilim. Başka bir şey yok. Çok emin olamayız onlara. Yani ekonomiye bakacakları ilgi zannetmiyorum. Bunların dışında çok bambaşka şeylerle de ilgilenebilir. Ya buraya, benim derdim şu, hep diyorlar işte dünyanın gelip de suyunu çalacaklar falan. Hayır, buraya gelmiş bir ırk o kadar ileri ki, olmak zorunda ki. Ama biz yani, onlar biyolojik düşünüyor, ırk deyince, başka bir şey deyince. Yani formatlamış oluyoruz, bilmiyoruz zaten. Yani karanlık madde de olabilirler. Evet. Burada işte hatta geliyorlardır, biz fark etmiyoruz. Olabilir. Ama yani eğer maddeden yapılırlarsa, yani evet, bizim şeyimiz, bizim enerjimizi çalmak gibi dertler olmayacak, ondan eminim. Zaten gelmiş. Gelmek için enerjileri var mı? Kim dediyse çok teşekkür ederim. Neyi? Kim dedi onun? Gelmek için yeterince enerjileri varsa gitmek için çok teşekkür ederim. En nefret ettiğim film serisi. Uzaylı gelir, dünyaya çarpar, ölür. Hiç inandırıcı değil. Evet, ben şimdi kendi alanıma geri döneyim izninizle. Daha bildiğim konulara. Alfa manyetik spektrometresi ne pekala? Ben uzayda biz karanlık madde arıyoruz dediğim gibi. Uzayda karanlık maddeyi bulmak için biz bir parçacık dedektörü geliştirdik. Ve bu parçacık dedektöründe ciddi büyük bir manyetik alan var. Bu manyetik alanların içinden uzaylılar geldi. Evet. Bu manyetik alanın içinden parçacıklar geçerken kıvrılıyorlar. Elektron bir yana kıvrılırken pozitron başka bir yana kıvrılıyor. Onun dışında silikon dedektörlerimiz, elektromanyetik kalorimetremiz, ışık hızından ne kadar yakın veya uzak gittiğini ölçen bir dedektörümüz var. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan beri astronotların da kontrolünde dünyaya CERN'e aktarılıyor. CERN'den de biz onları verileri elde edebiliyoruz. Şu anda EMS ekibi ikiye bölünmüş durumda. Çünkü elimizde bir tek deney var. Bizim için, bilim insanları için son derece önemli analizinizi kontrol etmek. Her analizi iki kişi yapmalı. Ya iki grup yapmalı ve sonunda karşılaştırmalısınız. Tek bir kişinin yaptığı analize güven olmaz. Onun için biz ODTÜ olarak Almanya, İtalya ve Lisbon ekipleriyle çalışıyoruz. Diğer grupta da diğer arkadaşlarımız var. Konuşmamaya çalışıyoruz ve sonunda analizi yaptıktan ve bitirdikten sonra sonuçlarımızı karşılaştırıyoruz ve ondan sonra bir sonuca varıyoruz. Bizim karanlık madde dediğimiz parçacıklar eğer zayıf kuvvetle etkileşiyorlarsa, ki zayıf kuvvet radyoaktivitenin nedeni. Yani tam olarak zayıf kuvvet olmasaydı, zayıf kuvvetin belli başlı özellikleri var. Ona benzer bir kuvvetle bile etkileşiyorlarsa, yani bizim bildiğimiz parçacıklar bir şekilde az da olsa etkileşiyorlarsa, o zaman karanlık madde kendi kendiyle bozuşarak bizim bildiğimiz parçacıklara, en meşhurları da elektron pozitron çiftlerine dönüşüyor olabilir. Ve Turner ve Biltchek'in 1990'daki kağıdından beri birçok kağıt var burada gördüğünüz gibi makale. Ve onların hepsinin tahmini şu, pozitron oranının kozmik ışınlarda enerji yükselirken yükselmesi gerekiyor. Ve
biz karanlık maddenin izini, yani şu normal karanlık maddesiz kozmik ışınlarda göreceğimiz pozitron miktarı, bu ise karanlık madde varsa ve o kütlelerde ise göreceğimiz pozitron miktarı. Biz bu deney, bu ölçümü yapmadan önce durum şuydu. Gördüğünüz gibi çok deney var, bazı atmosfer, bazıları uzayda. Fakat çok büyük hata payları olan deneyler. Bizim geçen yılın 5 Nisan 2013'te bastığımız kağıtta ve epey de meşhur olan bu kağıtta biz birçok pozitron gördük. Mesela burada 424 gevrek bir pozitron görüyorsunuz. Parçacık dedektörümüzün içinden geçtiğini burada görüyorsunuz. Ve biz böyle bir type ölçtük. Buna type diyoruz. 6.8 milyon pozitron gördük ve çok net bir şekilde pozitronların arttığını gördük. Bu da dünya bilim dünyasında epey bir sallantıya neden oldu. Gazetelerde, birçok gazetede karanlık maddenin izi bulundu diye yazdı gazetecilerimiz. Fakat içinde bir Türk ekibi olduğunu tabii ki atladılar. Sonradan çıkan basın açıklamasını okudular, onu tercüme ettiler, bastılar. Türkiye'den bir ekibin bunun içinde olabileceği aklımların ucundan bile geçmedi, onu da su içinde sormadılar. Bunlar İsmet Berkan bile bunu yaptı. Türkiye böyle, biz kendi değerimizi bilmeyen bir ülkeyiz. Her zaman, aa Türk yoktur bunun içinde, yapamaz, zaten yapamazsın, zaten olmaz. Bize gitsek ne yazar? Böyle bir korkup duymazlık bir şeylik var, değil mi? Ne yazık ki bir aymazlık bir şeylik var yani. Bir garip bir iş var. Neyse benim öğrencilerim gayet yine de hayatlarından memnunlar, çalışmalarına devam ediyorlar. Bu ölçümden sonra bizim amacımız şimdi fotonları ölçmek. Galaktik haloyla gelen, çünkü bunun bu konuda birçok, bu da diğer makalelerle karşılaştırılması. Görüyorsunuz bizim hata paylarımız çok daha az. Şimdi buraya iki tane daha nokta eklememiz lazım. Karanlık maddenin kütlesi bu tayfun düştüğü yer oluyor. Ve eğer karanlık maddenin eğer kütlesini ölçebilirsek karanlık maddeyi aramak çok daha kolay oluyor. Çünkü ona uygun bir çarpıştırıcı yapabiliriz. Yani bir hadron çarpıştırıcısı da aramak bile daha kolaylaşıyor. Karanlık maddenin eğer kütlesini öğrenebilirsek. Bizim şu andaki amacımız karanlık maddenin kütlesini ölçmek. Yani bu karanlık maddeden geliyorsa tabii bu iz. Ve ondan sonra da bulmaya çalışmak. Şimdi doğada 4 tane kupet var dedim. Ben şimdi biraz sonra başka diğer deneylerde neler yapıyorum, neler yaptım onu anlatmak istiyorum. Doğada 4 tane kupet var. Ben buraya yer çekimi yazmışım, özür dilerim, kütle çekimi olacak. Eğer bu 4 kuvveti de aynı skalada yazmaya çalışırsam, yani hepsini metre bölü saniye kare vesaire bunların hepsini atıp sadece rakam olarak yazmaya, sadece rakam olarak ifade etmeye çalışırsam kuvvet miktarını. Bu rakamlar ortaya, sayılar ortaya çıkıyor. Kütle çekiminin kuvveti çok zayıf, 10^-45 san. Bunu çok kolay, ilk sorumla hatırlıyor musunuz? Üçüncü sorumlu. Kütle çekimi neden bu kadar zayıf? Şimdi bana diyorlar ki, hocam ya, kütle zayıf gelmiyor. Ben sabahleyin yataktan zor kalkıyorum. Anlıyorum, ben de öyle. Ama çok zayıf olduğunu çok kolay bir şekilde kanıtlayabilirim size. Dünyanın yarı çapı ne kadar? 770. 6000 küsur. 6000 küsur kilometrelik bir dünyanın, bir gözünüzü bir an için kapatın. 6000 kilometrelik bir dünyanın hepsinin şu anda sizi çektiğini düşünün. Ben şu anda ayakta duruyorum ve ayakkabılarımın altındaki yaklaşık 1000 tane elektronun şu yerdeki 1000 tane elektrona yaptığı basınç kuvvet ve enerji tutmaya yetiyor. Bu kadar. Kütle çekim bu kadar zayıf. Ya Sayın Hocam, aramızdaki kütle çekimi hissediyor musunuz? Ah. Değil mi? Hissetmiyorsunuz. Ya da siz yan komşunuzu hissetmiyorsunuz. Kütle çekim çok zayıf. Aslında var yok değil ki. Evimizde de şimdi şu anda çekim var ama hissetmiyorsunuz. Ancak 6000 kilometrelik dünya size çekince. Ha, evet benim bir ailem var diyorsunuz. Yoksa hissetmiyorsunuz. Böyle düşününce kütle çekimin çok zayıf olduğunu katlanıyor musunuz? Bunun nedeni değil nasılını öğrenebiliriz tabii. Bunun hakkında çok güzel birkaç teori var. Sorabilirsiniz. Sonrasını anlatırım. Yeni zayıf kuvvet. Zayıf kuvvet radyoaktivitenin nedeni. Ve zayıf kuvvetin eğer yani sayısını kuvvet miktarını yazmaya çalışırsanız 1/137 çıkıyor. Elektromanyetik kuvvetin de aynı. Bu da aslında sizin zayıf kuvvetle elektromanyetik kuvvetin aynı kuvvet olduğunu. Sadece farklı kuvvetlermiş gibi gözüküyor dünyada. Söylüyor. Büyük hadron çarpıştırıcısında yüksek enerjilerin ikisi de aynı kuvvet. Yüksek enerjilere gitmenin esprinden bir tanesi olur. Kuvvet sayısı azalıyor. 4'ten 3'e iniyor. Daha da yüksek enerjilere giderseniz amacımız, ümidimiz 3'ten 2'ye, sonra da 1'e. Ona da Grand Unified Theory, yani büyük birleştirilmiş teoriler diyorlar, diyoruz. Einstein hayatını
ona vakfetti ama bilmediği çok şey varmış. Onun için de yapamayacağı bir işle uğraşmış aslında. Çünkü bilmediği çok şey varmış. Onun için ilk başta çok şey bilmemiz lazım. Bütün verilerin elimizde olması lazım büyük bir teoriye gitmeden önce. Ve bunların eğer birleşmesini istiyorsanız, neden yüksek enerjilerle birleşiyor diyorsanız, bu kuvvetler hep atom altı seviyelerde etkileşiyorlar birbirleriyle. Ve biz bunu eğer görmek istiyorsak, mikroskop gibi, Le Broglie dalga boyunun küçük olması lazım. Le Broglie dalga boyu seyreder, yüksek momentum ve yüksek enerjilere çıkar. Ve bu üç sorunun ikincisinin cevabını bulduk. Sanırım duydunuz çünkü geçen yılın Nobel ödülü Higgs başlarına gitti. Ve ben size bunu biraz da basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 15 yıl önce CERN bir yarışma yapıyor ve Higgs alanı ve Higgs başlığını en iyi anlatan bilim ve toplum projesini dahil ediyor. Kazanan projeyi ben size göstereceğim. Şimdi biz bütün fizikçilerin, ya da bu odadaki herkesin fizikçi olsun olmasa bir partiye gidiyoruz. Ve bu partide hepimiz işte konuşuyoruz, eğleniyoruz, tartışıyoruz, ondan sonra bir şeyler içiyoruz. Ondan sonra içeriye Einstein giriyor. Şimdi Einstein girince hepiniz de böyle bu konuşmadan heyecanlı bir şekilde etrafına toplanıyorsunuz. Ne oldu? Einstein kütle kazandı. Çünkü bu alan, Higgs alanı diyoruz bununla. Higgs alanı bu parçacığın, yani Einstein parçacığının etrafına toplaştı. Toplaşmak ne demek? Etkileşmek demek. Yani Einstein'le etkileştiğimiz için Higgs alanı Einstein'le etkileştiği için Einstein kütle kazandı. İyi çok güzel ama bu teoriyi nasıl kanıtlarsınız? Çünkü evrenin dışına çıkmanız lazım bunu kanıtlamak için. Çünkü bu Higgs alanı varsa bütün evreni kapsıyor bir olan. Ve kütleyi veriyor. Yani kütlenin nasılı bu? F eşittir ma yani bu. F eşittir ma'yı veriyor size. Şimdi ben bu alanda bir şeyi ittirmek istiyorsam, daha doğrusu ivmelendirmek istiyorsam ittirmem lazım. Çünkü alanla etkileşiyorum. Tamam mı? Değil mi? Bu alan, bu partide yer değiştirmek zor. Nasıl kanıtlarsınız? Evrenin dışına çıkamayacaksınız. Evrenin dışından da bir parçacık yollayamayacaksınız. Ama şöyle yapabiliyorsunuz. Bu partiye yeterince enerji verebiliyorsunuz. Bu partiye dışarıdan birileri fısıldıyor. Kulaktan kulağa bilirsiniz. Partilerde süper işler. Biri bir şey der, başkası başka şey der. Ne olur? Biri dışarıdan bağırıyor. Yahut da biz protonları çarpıştırıyoruz bu Higgs alanın içinde. Zaten Higgs alanın içindeyiz değil mi? Hepimiz. Her taraf Higgs alanı. Evrenin içindeyiz. Onun için Higgs alanı var. Yani bu parti aslında evren yani bu evren. Şimdi ben ne yapıyorum? Dışarıdan bağırıyorum. Einstein var mı? Fısıldıyorum kulaktan kulağa alması için. Einstein geliyor diyorum. Herkes toplanıyor. Ne oluyor? Kim geliyormuş? Ne yapıyormuş? Türkiye'de bu yurt dışından daha iyi işler. Ondan sonra alan kendi kendine, onun için herkes, Türkiye'deki herkes daha delirdi zaten. Higgs alanı kendi kendine toplaşıyor. Kendi kendisiyle etkileşiyor Higgs alanı. Higgs alanının kendi kendisiyle etkileşmesi sonucunda ne oluyor? Higgs alanı kendi kendine kütle veriyor. Ona da Higgs parçacığı diyoruz. İşte biz bu Higgs parçacığını keşfettik. Ama asıl buluş Higgs parçacığı değil, asıl buluş Higgs alanı. Yani önemli olan aslında o Higgs alanı. Çünkü o size de, hepinize, içinizdeki tüm parçacıklara, bu odadaki ve bu evrendeki bütün parçacıklara kütle veriyor. Işık dışında. Işığa kütle vermiyor. Ve bu sayede F eşittir MA Newton'un kanunu geçerli oluyor. Tamam mı? Yani bu işin tabii biraz basitleştirilmiş hali. Denklemlere girsek çıkamayız saatlerce. Evet, büyük sorularımız bunlar. Ne kadar vaktim var? Saat kaç daha boş? Ben saat almadım yine. 3-5 Ha, orada var bir saat. Tamam. Ben bir yaklaşık olarak 15 dakika daha konuşmam var. Ondan sonra bitireceğim. Ondan sonra da bir yaklaşık 10-15 dakika daha sorulabilir isterseniz. Şimdi CERN hakkında konuşmamın geri kalanı CERN hakkında. CERN nedir ve bu sorular hakkında ne yapıyor? Gazeteler bunu yanlış yazıyorlar. Dünyanın en büyük fizik laboratuvarı diyorlar. Aslında dünyada 3 tane büyük fizik laboratuvarı var. Doğruyu söylemek gerekirse. Bir tanesi parçacık fiziğinin en büyük laboratuvarı. Tabii ki CERN. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ismi. Genève İstitüsü'nde 1954'de dayanıyor. Diğeri nükleer fizik.
ITER ismi, International Thermonuclear Reactor yaptırıyor. Şu anda Kadaraş Fransa'da kuruluyor ve amacı güneşin enerjisini dünyaya taşımak. Yani füzyon yapmak. İnşallah başarılı olur. Türkiye de buna şimdi ilgi duymaya başladı. Çünkü ITER eğer başarılı olursa 10-15 yıl sonra dünyada iki çeşit ülke olacak. ITER teknolojilerine sahip olanlar ve olmayanlar. Başka hiçbir ülke olmayacak. Ya sahipsiniz ya da değilsiniz. Çünkü ITER gerçekten dünyanın değiştirecek teknoloji. Üçüncüsü de uzay fiziği, uluslararası uzay istasyonunda yapılan. Fakat dikkat ederseniz büyük fiziğin yapıldığı yerlerin iki tanesinin nükleer denemesi geçiyor. Ve bunun denemesi gerçekten herkesi çok korkutuyor. Bir yandan Sinop ve Mersin'de santraller yapılmaya hazırlanıyoruz. Diğer yanda aslında ben öğrencilerime soruyorum. Otlu elektronik öğrencisi birçoğu Sinop'tan ve Mersin'den. Diyorum ki, nükleer santrallerin en fazla hangi parçayı çıkar? Bana boş boş bakıyorlar. Nükleer konusunda benim aslında söylemek istediğim tek bir şey var. Ve bunu şöyle söylemek, iki şey var. Bunu da şöyle söylemek istiyorum. Bir örnek vermek istiyorum size. Nükleer manyetik rezonans, Bloch ve Purcell tarafından 1946 yılında bulunan bir teknoloji. Nükleer manyetik rezonans aslında ne? Çekirdeğin dönüş yahut spin katsayısını ölçen bir manyetik alanın etkileşmesinden ölçen bir teknoloji. Fakat işin ilginci, bu ne zaman bir görüntüleme cihazına Lauterbur ve Mansfield tarafından değiştiriliyor, 1970'lerde, ismi MRI oluyor. Manyetik rezonans fotoğrafı yahut MR. Ve N harfi gidiyor, nükleer rezonans fotoğrafı değil, MR. Halbuki orada bir N harfi eksik. Nükleer ne demek? Çekirdek demek aslında nükleer. Çekirdeksel, çekirdekten kaynaklanan. Ama korku, MR'in gerçekten insan vücuduna hiçbir zararı yok. Ve bir şekilde nükleer kelimesinin orada kalmasını insanların korkuluşundan korkulduğu için nükleer kelimesi birdenbire kalkılıyor. Kalkıyor ortadan. Ve gerçekten hala gelişen bir teknoloji bir. Fareler ücretinde son deneylerde 21 Tesla manyetik alan kullanarak 18 mikronluk çözünürlük elde edilmiş. Yakında böyle hücrelerinize kadar görecekler. Gayet muhteşem bir teknoloji aslında. Ama ikinci bir şey daha söylemek istiyorum. Yani birinci nokta nükleerden gereksiz bir şekilde de korkuluyor bazen. Nükleer family diyorlar. Efendim? Nükleer family diyorlar. Amerikalılar mesela. Çekirdek aile. Ha çekirdek aile. Yes. Doğru mesela. Nükleer family. Yes. Çekirdek aile. Ama Türkiye'de o yok. Evet. Çekirdeksel aile. Ben de yeni öğrendim. Ondan size bilmiyorum. Evet bu da güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 36 sene sonra öğrendim. Evet. Türkiye'de nükleer kelimesi korkutuyor gerçekten. Dünyanın ilk nükleer reaktörü Shibagora diyebilir. Dünyanın ilk nükleer reaktörü insan yapımının nükleer reaktörü değil. Dünyanın ilk nükleer reaktörü tam olarak bilmesek bile, ben burada tırnak içinde ilk yazdım. Bildiğimiz kadarıyla dünyanın ilk nükleer reaktörü doğal bir nükleer reaktör. Afrika'da Doğu ülkesinde Okla eyaletinde 2 milyar yıl önce aktif boyutta olduğu düşünülüyor. Ve 100 kW'lık enerji ürettiği tahmin ediliyor nükleer reaktörün aktif haldeyken. Çünkü içinde yeterli konsantrasyonda yani %3'lük uranyum 235 bulunmakta. Şurada gördüğünüz bu sarı görünen şey uranyum oksit yahut yellow cake. Hani şu İranlılar yaptı mı yapmadı mı diye tartışılan nesne bu. Ondan sonra şurada quartz. Ki quartz bu kadar dünyaya yakın yerlerde oluşmayan bir malzeme. Bu tam şeye yakın, yüzeye yakın bir yer. Ve biliniyor ki burası çekirdeğin altına inmemiş yani aşağıya inmemiş. O zaman quartz burada, quartz'ın oluşması için çok yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklık lazım. Demek ki bu reaktör aktif haldeymiş ki o sıcaklıkla oluşmuş quartz. Bu çok önemli bilgi. Ve burayı Fransa keşfediyor 1972 yılında. Yıllar boyunca Fransa'nın nükleer yakıtı bu bölgeden çıkarılıyor. Ve sonunda maden tükeniyor. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Bu nükleer reaktör gibi dünyanın çekirdeğinde milyonlarca belki nükleer reaktör var. Bu sadece onlardan bir örnek. Dünyaya yakın bir tanesi, yeryüzüne yakın bir tanesi. Hala lise kitapları inşallah bir dahaki sene değişecek ama çünkü değiştirecekler inşallah ama hala dünyanın enerjisi güneşten geliyor diyor hala lise kitapları. Halbuki dünyanın enerjisinin sadece %8 belki 9 belki 10'u birkaç hesaba göre biraz değişiyor ama o kadar azı güneşten geliyor ki. Bunu kanıtlamak çok kolay. Kutuplara gidin ve aşağı doğru inme tabii şey buzlu olmayan yerde aşağı doğru kazmaya başlayın. 100 metre sonra -20 derecedesiniz. Büyük hadron çarpıştırıcısı, 100 metre alttayız. Yaz, kış hiç fark etmiyor, 18 derece. Dışarısı bilmem kaç derece olursa olsun. O zaman çekirdekten gelen bir enerji var. Ve bunu afyonlara sorabilirsiniz. Özellikle afyonlar çok iyi biliyor bunu. Yani
termonükleer enerji değil mi? Termal enerji diyoruz. Termal enerji ne aslında? Nükleer enerji. Çünkü dünyanın aslında enerjisinin yaklaşık %90'ı çekirdekten geliyor. Mağmadan geliyor ve mağmadan gelen enerji o dünyanın ilk oluşum enerjisi değil. Radyoaktif nükleer enerji. Dünyanın dibindeki radyoaktif bozulumlardan geliyor. Kuru tüp reaktörlerden geliyor. Doğal oluşmuş olan reaktörlerden geliyor. Düdüklü tencere gibi kaynıyor mağma aslında. Evet. Mağma. Ama yani şu var, hala diyorlar ki bazı kitaplarda, yine yanlış olan kitaplar, diyorlar ki işte bu dünyanın ilk, dünya hala soğuyamadı. Hayır, dünyanın soğumasını hesaplıyorsunuz 1 milyardan az. 5 milyar yaşında dünya. Dünya çoktan soğumuş olmalıydı eğer böyle bir enerji olması. Yani dünyanın enerjisi gerçekten radyoaktif elementlerden geliyor. Eğer soru gelirse bu radyoaktif elementlerin nereden geldiğini anlatabilirim. Onun için benim bu nükleer konusunda söyleyeceğim bir tek şey var. İnsanlar bilmeden korkuyorlar. Bana şunu söylüyor dünya. Diyor ki nükleer santral yapabilirsin. Bu bir mühendislik işi artık. Ben yaptım, gayet de sağlam. Yani doğanın doğal olarak yapabildiği bir şey bu. Ama iyi bir mühendislik lazım, iyi kontrol lazım, iyi güvenlik lazım, onlara tamam. Ama boş yere böyle korkmak bana çok sakin geliyor. Ve Türkiye'de ben şu anda onu görüyorum. Bilinçsiz bir korku görüyorum. Bunu anlatmak istedim. Bir de küçük bir altyazı geçeceğim izninizle. Maden tükenince tarihsel olarak nasıl bir şey olmuş olabilir? Çanakkale'deyiz çok... çok mantıklı. Fransa 1972'de burayı keşfediyor. Yıllarca Fransa'nın nükleer yakıtı bu bölgeden çıkarılıyor. Bu arada Gabon, Fransa'nın sömürgesi. Maden tükenince Gabon özgürlüğüne kavuşuyor. Şimdi bunları geçtim. CERN'e geldik biz. CERN'de biz nükleer bir şey yapmıyoruz. CERN 1956 yılında kurulduğunda nükleer teknolojiyi barışsız hale getirmek için amaçlardan bir tanesi de bu aslında. Dağılmış olan Avrupa'yı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bilimi, işte Fransa ile Almanya iki büyük bilimsel güç savaşmış, Rusya savaşmış vesaire. Bütün bunları tekrar çatı altında toplamak amaç. Tekrar bilim insanlarını aynı çatı altında ırk, din, dil gözetmeden toplamak amaç. Ve onun için İsviçre'de kuruluyor. Ama şu anda çoğu Fransa'da. Dediğim gibi araçlardan bir tanesi araştırma buluşumlar, diğeri teknoloji, Avrupa'nın teknolojisini geliştirmek, diğeri eğitmek gelecek kuşakları ve uluslararası işbirliği, işin barış kısmı aslında çok önemli bir nokta tutuyor sonraki buluşumda. Burası Cenevre, Cenevre şehri şöyle kalıyor, burası Cenevre Gölü, burası da Jura Dağı. Neden 27 kilometre derseniz, burası bir alüvyon ovası, buzul çağından kalma. Bu buzul çağında kalmış olan alüvyon ovasında göl ile dağ arasında yapılabilecek en büyük çember 27 kilometreymiş. Onun için 27 kilometre. Onun başka bir nedeni yok. Ve yaklaşık 700 metre altında. Bu Jura Dağı da ismini Jurassic döneme veren dağ. Üzerinde dinozorlar yok. Jurassic dönemden kalma deniz fosilleri var. Çünkü o zaman deniz de altındaymış. Sonra şimdiye kadar en büyük buluşu hiç farklı değil ne yazık ki. Böyle olduğunu ümit etmek isterdim ama belki sonra açık ara en önemli buluşu Worldwide Web. Yani internetin arayüzü olan ve her gün girdiğiniz internete insanları erişimine açan, konsoldan uzaklaştıran, yoksa eskiden konsolda böyle basacaktım mesela tıkır tıkır. Şuraya git buraya git tıklama şey yoktu. Bir arayüz lazım internete. O arayüzü yazan kişi Tim Berners-Lee 1990 yılında bunu fizikçilere, sonraki fizikçilerin konuşabilmesi, tartışabilmesi, iletişim kurabilmesi için kurmuş bunu. Rakamlarla şöyle baktığımızda rakamlarla şöyle gözüküyor. CERN'ün kendi asil elemanı, yani CERN'ün kendi elemanı ki ben de bu kadrodaydım yaklaşık 2,5 yıl için 2500 asil elemanı var. Bunlardan sadece 800'ü fizikçi. Geri kalan teknisyen ve mühendis. CERN aslında fizikçilere, yani 10.000 kullanıcıya hizmet veren bir merkez. Böyle düşünebilirsiniz. Ve CERN'ün bütçesi yaklaşık 1 milyar İsviçre frangı. Yani mesela Münih Üniversitesi, Avrupa'nın orta ölçekli bir üniversitesiyle aynı. Üye ülkelere baktığımızda, ben bunu eski slide koymuşum, çok özür dilerim. İsrail geçen sene bir üye oldu, böylelikle yeni bir üye daha bir ülke oldu ve 21 ülkeye geldi üye ülkeler. Gözlemciler içinde hala Türkiye. Mayıs ayında Sayın Bakanımız Taner Yıldız'ın da katılımıyla CERN'de Türkiye'nin CERN'e asosiye üye, yani %10'luk üyelik anlaşması imzalandı. Fakat hala meclis genel kuruluna gelmeyi bekliyor. Benim aldığım duyumlara göre bu hafta alınması düşünülmekteymiş meclis genel kurulu gündemine. Eğer öyle olursa
ve bu hafta sonuna kadar CERN'in doğal üyesi olacağımız güzel haberini de alacağız. Dediğim gibi CERN'in İsviçre'de kuruldu. Nötr bir ülke olduğu için İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ama çemberin çoğu Fransa'da. Yani ben hata yapıyorum. Ben de bazen İsviçre'ye gidiyorum. Aslında İsviçre ve Fransa'daki laboratuvar demek lazım. 27 kilometrelik çemberi. Bu 27 kilometrelik çemberin içine girip baktığınızda ne görüyorsunuz? Koskocaman büyük mavi tüpler görüyorsunuz. Her biri 15 metre uzunluğunda. Bu tüpler ne pekala? Bu tüpler içinde parçaların hızlandırıldığı ve çarpıştırıldığı, büküldüğü tüpler. Şimdi parçaları hızlandırmak aslında bu 27 kilometrenin çok küçük bir kısmında, 200 metrelik bir kısmında yapılıyor. Geri kalanı ise parçaları döndürmekle ilgili. Neden? Çünkü parçalar ışık hızına çok yakın gidiyorlar. Işık hızından sadece bir bisiklet hızı yavaş gidiyorlar. Pekala ışık hızı nasıl bir şey? Işık hızı şimdi buradan gelip olana kadardır. 60 kilometre. 60 kilometre. Yani Gelibolu'ya saniyede 500 kez gidip geldiğini düşünün. Hayır, 500 kez, 5000 kez. Yanlış yaptım. Tamam, saniyede Gelibolu'ya 5000 kez gidip geldiniz. Bu hızdan bir bisiklet hızı yavaş olsanız ne yazar? Olmasanız ne yazar? Deseniz de bu çok önemli bir olay. Işık hızına gitmesi bir parçacığın yasak ve ışık hızına yaklaştıkça kütleniz artıyor. Hani o eşittir emadeki kütleniz artıyormuş gibi gözüküyor. Yani siz ışık hızına yaklaştıkça sizi biraz daha ivmelendirmek için gereken kuvvet de artıyor. Çünkü kütleniz artıyor. Deniz arttıkça sizi itmek daha da zorlaşıyor. İtmek zorlaştıkça ışık hızına gelemiyorsunuz. Zamanın yavaşladığını söylüyor daha doğru. Zaman da yavaşlıyor. Bu şey daha önemli. Yani zaman da farklılaşıyor. Evet. Ve bir parçacık bu hızda kendisini olduğundan 7000 kat daha hızlı bir kütle hissediyor. 7000. Ben bu parçacıklardan biri olmak istemezdim. Kesinlikle istemezdim. İyi ki de değiliz. Ve bu parçacıkları sonra da kafa kafaya çarpıştırıyorsunuz. Darmadağın oluyorlar. Pekala. Yani buna da 7 TeV elektron volt diyoruz. Bu hızla giden, dediğim gibi ışık hızının 99.99998'i kadar hızlı. Işık hızından sadece 22 km bir saat daha yavaş. Yani hızlı giden bir bisiklet kadar daha yavaş. İzafiye kanunundan dolayı duran bir protondan 7000 kat daha kütleli gibi gözüküyor. Ve 27 km'lik çemberi saniyede 11.200 kez dönüyor. Ve 11.200 kez dönüyor. Biz onu öyle bir kontrol ediyoruz ki her geçişinde aynı nimetler geçiyor. Bu şu demek. Ben buradan bir tip attım ve ayda bir niyeden geçti, yine deliğinden. Bu o kadar ciddi bir accuracy, bir hassasiyet gerektiriyor. Bu gerçekten asıl teknoloji, CERN'in geliştirdiği asıl teknoloji bu protonları kontrol eden mıknatıslarda. Yani asıl döndürmekte. Döndürmekte ve onları o yörüngede tutabilmekte. Çünkü o yörüngede tutabilmek çok zor. Ve bu protonları döndürmek için, yörüngede tutabilmek için çok hassas 8.4 tezalık çift kutuplu mıknatıslara ihtiyaç var. 8.4 tezalığın ne olduğunu bilmiyorsunuz eminim. Buzdolabı mıknatısınız. Hani şu pizzacından alınan, bilmiyorum, Çankaya'da ne ısmarlanıyor çoğunlukla? Pizza iyidir de, kefile midir? Hepsi. Tamam, pek bir şey yok diyorsunuz yani böyle. İsmarlanan özgü pizza iyidir yani diyorsunuz. Pekala, pizza ısmarladık. Pizzacıdan mıknatıs geldi, buzdolabımıza yapıştırdık. O mıknatısın, hissedin şimdi kendi kuvvetinin, kuvvetini hissedin kafanızda. O kuvvetin 84 mıknatısını düşünün. O mıknatısını 15 metrelerini düşünün. O mıknatıslardan 2200 tane düşünün. Olmadı mı? Şimdi bu mıknatısların her biri 30 ton. Ve her biri gerçekten teknoloji harikası. Bu mıknatısların tüneye indirilmesini görüyorsunuz burada. Fakat bu mıknatısların ben size hayatınızda çok ciddi bir etkisi olduğunu söyleyeceğim. Şimdi çok şaşıracaksınız. Benim bütün hayatımda çok ciddi etkisi oldu. CERN aslında, yani bu amacımız ne burada? X parçacığını bulmak değil mi? Karanlık parçacığı. Ama bunun için siz alıyorsunuz süper iletkenlik mıknatıs teknolojisini emekleyen bir noktadan, yani mıknatıs büyük hadron çarpıştırıcısı bu işe girmeden önce
yapabileceğiniz en uzun süper iletken tel 10 santimdir. Şimdi tek bir teli oraya gidip gelecek kadar tek tel yapabiliyorlar. Son bu teknolojiyi geliştirdi. En önemli teknolojilerden bir tanesi. Soğutma teknolojisi geliştirdi. Kraliyet teknolojiyi, vakum teknolojisi geliştirdi. Ve sonuç ne oldu biliyor musunuz? Sizin MR fiyatlarınız yürüdü. 10 yıl önce MR çektirmek ne kadar pahalıydı hatırlıyor musunuz? Peki gençler hatırlamıyor da, hocalarım hatırlar. Ama geç, yani bir 10 yıl önce böyle MR fiyatları 6-7 bin lira falandı. Şimdi böyle 300-400 liraya falan MR çektirebiliyorsunuz. Kalitesine bakıyor tabii ama. Ne dediğini sorun. Çünkü MR makineleri eskiden normal konvansiyonel elektromagnetistlerden yapılırdı. Çok yüksek bir elektrik bütçesiyle, çok zor soğutulan ve düşük manyetik alanlı MR makineleriydi. Şimdi manyetik alan yükseldikçe çözünürlük artıyor. Ve biz çok yüksek mıknatısları çok stabil bir yapmada keşfettik. Ve bunu şirketler CERN'den gelip aldılar. 4 şirket geldi. O şirkete teknoloji transfer ediyor. CERN bedavaya teknoloji transferi yapıyor. Ve o şirketler dediler ki, ha dediler biz bu MR makinelerini iyileştirelim. Bir de yaptılar ucuz dedi. Neden ucuz diyor? Çünkü çok kolay artık vakum teknolojisini bulmak. Kriyojenik teknolojiyi bulmak. Yani -271 derecede çalışan vakum teknolojisi eskiden çok nadir kullanılmayan bir şeyken siz 27 kilometrelik bir şey yaparsanız birdenbire o teknoloji ucuzluyor. Çünkü şirketler daha ucuz yapmayı öğreniyorlar. Teknoloji ilerliyor. Ve siz birdenbire sizin MR fiyatlarınız düşüyor. İşte teknoloji böyle bir şey. Bana bazen sorunun ne faydası var diyorlar. Kısa anlatması zor. Dolaylı olarak çünkü hayatımıza faydası var. Yani uzun vadede mesela şimdi 5 yıl sonra şu çıkacak CERN'ler. Röntgen, hepiniz röntgen çektirmişsinizdir. Şu anda röntgende aldığınız radyasyon miktarı çok yüksek. Nedeni de röntgenin makinesinin kendisi değil, arkasındaki o ölçen film. Filmler yeterince hassas değil. CERN şimdi öyle bir film geliştirdi. %1'lik radyasyonla aynı filmi çekecek aynı hassasiyet. Bu geliyor 5 yıl sonra. Yani ne olacak? İnsanlığın aldığı radyasyon miktarı azalacak. Ve bunlar yine biz çıkıp da ay insanlığın aldığı radyasyon miktarını geliştirelim diye bir şey yok sonra. Hayır, biz Higgs barajını bulacağız diyoruz. Ama ondan sonra daha da hassas bir dedektör geliştirince de bunu röntgen makineleri de kullanabiliriz. Affedersiniz, şu an ne kadardır aldığımız radyasyon? Ben ya biliyorum ama tam rakamı şimdi hatırlamıyorum, yanlış söylemeyeyim. 5 katı var mı? Bilmiyorum. Yani epey azalıyor. Bu yeni filmlerle epey azalacak. Bunun bütün yani Avrupa'da çok şirkette transfer edildi ve çok şirketler bu filmleri geliştiriyor şu anda. CERN'ün faydası böyle bir şey ve Türkiye'nin ben aslında CERN'e üye olmasını bunun için önemsiyorum. Teknoloji şirketlerimiz gitsinler, orada teknolojinin içinde olsunlar, siz fizikçiler, mühendisler, teknisyenler gidip eğitim görsün ve bilim dünyasına genel olarak parça olalım diye. Evet, sanırım çok uzadı. Ben bugün çok uzun konuştum sanırım. Bu zamana kadar bitmesi lazımdı ama birkaç slide'ım daha var. İzninizi alabilir miyim acaba? Şimdi Higgs parçacığı, bir tek şöyle bir sorun var Higgs parçacığının. Her çarpışmada ortaya çıkıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Eylül 2008'di, işte çarpışmalar başlamak üzereydi. Hocam çarpışma yaptınız bitmedi mi? Hayır, bir tane çarpışma değil. Saniyede 40 milyon. Binde 22 saat ve yıllarca. 3 yıl aldı biliyorsunuz Higgs parçacığını. Çünkü çıkarsa günde bir tane çıkıyor Higgs parçacığı. Çok nadir bir parçacık bu. Öyle her zaman ortaya çıkan bir parçacık değil. Ve buradaki çok uzun anlatmak istemiyorum size. Çarpışmalardan çıkan parçacıklar buna benziyor. Bundan sonra aslında siz hiç zaman direkt olarak Higgs parçacığının kendisini görmüyorsunuz. Higgs parçacığının bozulduğu parçacıkları görüyorsunuz. Ve ondan da sonra da hani sanki iki araba kafa kafaya çarpışmış olsun. Polis gelir hani kim nereye çarptı, kim vurdu, bilmem ne. Öğrenmeye çalışıyor ki onun gibi. Olay raporu inceleme gibi yapıyoruz. Yani biz geliyoruz, olay olmuş çoktan, olayı görmedik ama o anda Higgs parçacığı çıktı mı çıkmadı mı? Çünkü Higgs parçacığı onun üzerinde -25 saniye falan yaşıyor. Çok az bir zaman yaşıyor, ondan sonra yok oluyor. Hemen varlığa yok arası bir şey yani. Ama keşfedebilir. Bu çok önemli bir şey. Yani yine ben bir uzaylı olsam kesinlikle gelip sorarım. Higgs parçacığını keşfettin mi onlar diye. Atlas deneyi. Atlas deneyi deneylerden, büyük deneylerden bir tanesi duymuşsunuzdur. Ben bunun kalbinin, yani en iç silikon dedektörünün yapımında çalıştım örtüm. Atlas dedektörü 44 metreye 22 metre boyutunda ve 7000 ton ağırlığında çok büyük bir dedektör. Ben sadece birkaç fotoğraf göstermekle yetineceğim. Sanki bir mikroskopiyi düşünün. Mikroskopunuz ne kadar büyük olursa parçacıkları da o kadar ince ve detaylı görüyorsunuz.
Yani siz daha büyük gibi düşünün. Bu koskocaman dedektörün bu meşhur fotoğrafını mutlaka görmüşsünüzdür. Biz buna 8 kollu octopus. Octopus. Octopus diyoruz, evet. Yanımızdaki fotoğrafın şeyi bu. Diğeri CMS dedektörü, Octopus'un üyesi. CMS dedektörünün. Bunun yapımından fotoğraflar görüyorsunuz. Tabii çok büyük dedektörler, çok ciddi bir teknoloji gerektiriyor. Bu yani bir saat, bir buçuk saat anlatmaya yetmez bütün bunları. Ondan sonra farklı parçacıkların dedektörümüz içinde izleri farklı farklı oluyor. Mesela şu yeşil çizgiyle gitmiş olup burada böyle bir yağmurlanma yapmış olan bir parçacık piyon olarak görüyoruz. Şuradaki kırmızı parçacık ve elektron, şu bir miyon. Yani farklı parçacıklar dedektörümüz içinde farklı izler bırakıyor ve onlardan bıraktığı izlerden yine olay ve yeri inceleme gibi aslında çarpışma anında ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bence son en dehşet. Yani bugün çok fazla dehşet rakam verdim size, biliyorum farkında. Bu son dehşet rakamı. Atmaz yazısı yemek dedektörleri aslında bir kamera gibi. Mesela şu anda telefonunuzun kameraları mesela 2 megapiksel planlı değil mi? 5 megapiksel, 8 megapiksellikler çalıştırdı. Sadece kaç fotoğraf çekebiliyor? 3-4 fotoğraf çekebiliyor. Pekala biz buna baksak, biz Atlas dedektörüne baksak 150 megapiksel yaklaşık, yani 150 milyon kanal bilgi var. Öyle düşünebilirsiniz, aynı mana. Mega demek milyon demek çünkü. Megapiksel bilgi, kanal bilgi demek. 150 megapiksel ama saniyede 40 milyon fotoğraf çekiyor. Çünkü saniyede 40 milyon çarpışma oluyor. Her çarpışmayı çekmek zorundasınız. Bu da size saniyede 1 petabayt bir miktar, bir çıkış veriyor. Bu da Google bile böyle bakıyor bize. Geliyorlar. Evet, yani Google'ın verisinden daha fazla veri çıkıyor ve bunları bu verileri toplamak, işlemek tabii çok zor ve burada çok fazla bilgisayar mühendislerine de ihtiyaç duyuyor. Yani CERN'ün bilgisayar ve iletişim teknolojileri de burada veri iletimi, mesela veri iletim rekorları şu anda CERN'de hepsi. Dünyada en hızlı veri aktarımı vesaire, bu tür şeyler rekorlar. Umarım size farklı farklı uzaydan evrenin derinliklerine, karanlık maddeden karaliklere kadar galiba çok farklı alanlara değindiğim bir konuşma verdim. İnşallah kafanızı çok karıştırmadığımı ümit ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. CERN'de gördüğünüz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan işte Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'na çok farklı alanlarda deneyler yapıyoruz. Çok farklı istihdam şekilleri var. Ümit ediyorum ki Türkiye iyi olursa gelecekte siz de bir şekilde yolunuz düşer, bir çalışma imkanı bulursunuz. Yahut hiç olmazsa insanın en önemli özelliklerinden olan biri. Merakınızı biraz giderirsiniz. Benim bir çok dehşet bir din hocam vardı lisede. Onun bir lafı vardı. İnsanın merakı olmasa insan mutfakla banyo arasında bir gurdur derdi. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız yani değerlendirilir ama ne kadar dünyada falan. Şimdi bazı şeyler var. Onları ben sizinle tartışmak istiyorum. Birincisi odur ki biliyorsunuz ki Descartes'in bir sözü. İyi ki matematiği olmayan, matematik uygulaması olmayan araştırma bilim değil. Yaklaşık Azer'de, kusura bakmayın adına katan olabilir. Şimdi sizin bu tarihini, planını da söylediniz. 17 milyar yıl bundan önce evren oluşu, ne bileyim ben, ondan sonra böyle patlama dediniz, bunları dediniz. Benim fikrimce bu yanlış matematik üzerinde kurulmuş teorilerden alınan, bulunan sonuçlardır. Niye? Onu söylediniz. Demek ki siz değilsiniz ki evrenin 17 milyar 14 milyar yıl ömrü var. Yani ondan, şimdiye 14, kadar yani yaşadı 14 milyar. 14 yaklaşık ben söylüyorum. Onu oruçla diyebilirim. Söhbet ondan gelir. Doğumlu. Yani ondan önce doğumlu. Bundan sonra, Yok öyle değil. Ha tamam. Çok ondan sonra soru. Değil. Ondan sonra ki, tamam. Ondan önceki. Ne olur? Bu sorunuz mu? Yok. Başka bir sorun da var.
onu da öğretmiştim. Gençler. Şimdi demeli, ondan öyle demeli, matematik, o ilkin şartlar doğru değilse, matematiğin verdiği sonuçlar da yanlış olur. İlkin şartlara bağlı. Demeli, ilkin şey, şu ana kadar kullanılan teorilerde, kuantum mekaniğinde uygulanan bu teorilerde ilkin şartlar benim fikrimce yanlış. Ondan dolayı da böyle sonuçlar elde edilir. Ve sorulur. 17 milyar yıl bundan önce cevap önemli değil. Evet, sorulur. O 14 milyar, milyar yıl ondan önce ne? Bir. Aldım soruyu. Ben bir soru alsam sizden olur mu? Başkalarına hak vermek istiyorum izninizle. Sonra tartışırız biz. Ben şu sorunun cevabını... Bir soru da verin sonrasını. Lütfen. Yani çünkü çok genç var gerçekten. Sonra hak tanımak, tanımamak haksızlık olur gibi geliyor bana. Şimdi değerli büyüğüm, haklısın. Şu konudan size hak veriyorum. Bu şu andaki bilgilerimizde. Ben şu anda hali hazırdaki bilimin size bir fotoğrafını verdim. Ve verdiğim rakamlarda şu anda bilim dünyasının çoğunun kabul ettiği, hepimizin de tabii ki bazı şüpheler dahilinde kabul ettiğimiz matematiksel bulgular. Onun için ben teori değil, bulgu olduğunu iddia etmeye devam ediyorum diye. Çünkü bulgu, yani siz hangi teoriyi koyarsanız koyun, hangi, ne yaparsanız yapın, o hani radyoda cızırtı diye donulan büyük patlamam, yankısı dediğim şey var ya, onu açıklamak zorundasınız, o var. Benim ürünüm hep çok e-posta geliyor. Her gün, her gün birileri bana yazıp, ben evrenin sırrını çözdüm de şöyle bir teorim var da bu teorileri öldürmek çok kolay. Çoğunu öldürmek çok kolay çünkü açıklaması gereken bazı bulgular var. Bulgular bulgudur. Yani deney deneydir. Ben bunu ölçtüm mü? Ölçtüm. Başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani siz benim önüme bir teori koyacaksınız. Bu teori mutlaka bunu açıklamak zorunda. Şimdi bence burada yaptığımız bizim bilim insanları olarak sorunuzu çok ciddi alıyorum. Şaka yani şey yapmıyorum, merak etmeyin. Çok anladım sizin demek istediğinizi. Bizim buradaki en önemli kabul ettiğimiz şey, evrenin her tarafındaki fizik kanunlarının ve fizik sabitlerinin aynı olduğu. Burada evrenin şurasındayız, değil mi? Biz buradayız. Evrenin burasında ışık hızı bir sabit, C. Ama ışık evrenin en uç noktasında. Işık hızı farklı olabilir mi? Olabilir, ben onu kanıtlayamam size. Oraya gitmem gerekir, oraya gidemiyorum. En önemli şey bu fizik, başka fizik kanunu. En önemli fizik sabiti alfa. Alfa bizim fizikçilerin kullandığı bir sabit. Biz fizikçiler olarak, siz hep dersiniz ya, elektrik yükü, H bar, Heisenberg'in sabiti, Planck'ın sabiti ve C, üçü aslında tek sabit, alfa olarak yazılıyor. E kare bölü H bar C, E kare bölü H, C. Bizim için tek sabit o. O H'i değiştir, o alfayı değiştirirseniz, farklı bir dizeye gidiyorsunuz. Ve bir şey diyemem, ben şu anda ne diyorum? Ben şu anda evrenin her tarafında bu sabitin aynı olduğunu kabul ediyorum. Ama tersini kanıtlamak da çok zor. Onun için sizin bize yanlış demenize de biraz içerliyorum. Yanlış olabilir derseniz içerlemem. Yanlış olabilir mi? Olabilir. Bunda hiçbir şey diyemem. Ama siz bana yanlış dediğiniz anda elinizde bir kanıt olması lazım ki elinizde bir kanıt olduğunu zannetmiyorum. Sadece yanlış olabilir. Onu kabul ederim. Şöyle dili dolayısıyla ifade edemediğini tamam, söylüyorum. Tamam, pekala. Oldu. Yani diğer şey evrenin başlangıcı. Bu evrenin başlangıcı çok ilginç bir şey. Evrenin başlangıcı. Şimdi sevgili dostlar, hiçbirimiz aynı zamanda yaşamıyoruz. Ben size bakıyorum. Ben sizin geçmişinizi görüyorum, siz de benim geçmişimi görüyorsunuz. Bunun arkasındaki neden de şu. Işık zaman oluyor gelmesi. Işık zaman taşıyor. Yani sizden bana ışığın gelmesi bir zaman oluyor. Onun için ben sizin geçmişinizi görüyorum. Benden de size ışığın gelmesi bir zaman oluyor. Onun için sizin benim geçmişimi görüyorsunuz. Hiçbir zaman hiçbirimiz aynı zamanda yaşamıyoruz. Ve bu şu demek, aslında ışık zaman taşıyor. Evrenin ilk başlangıcında o kuantum alanın içinde bir noktada ışık başlıyor. Işıktan önce zaman zaten değil. Tanımsız. Yani işte bunlar önemli. Hani kelimeleri, soruları doğru sormak önemli. Çünkü evrenden önce ne var dediğiniz anda evrenin tanımı içinde ışık var. Işıktan önce bir şey yok. Ve bu çok ilginç bir noktadır. Teologların çok
bahsettiği bir noktadır. İncil'de bu geçer. İncil'de der ki... Burada ışık olsun dedi. Burada ışık olsun. Let there be light. Tanrı'nın bizde kün ve yekündür. Kur'an'da ol ve oldu. İncil'de ise kün ve yekün değildir. İncil, ama çok benzer yani bence çok benzer. Let there be light. Bırakın ışık olsun. Kur'an'da da nurun aynı var. Yani nurun aynı. Yani çok ilginç bir nokta bu. Yani felsefik tartışılır vesaire. Ama gerçekten bir şekilde ışıkla başlıyor zaman. Yani ışık olmadığı yerde zamandan bahsedemiyorsunuz. Işık olmayan bir evren düşünürseniz nursuz bir evrende zaman yok. Büyük patlamadan sonra mı? Evet. Söz almışken bir şey sorabilirim. Şimdi evren sürekli genişlemeye devam ediyor. Hani bu devam edecek diye şey... Evet. Ölçüm yaptığımızdan bahsetmiştiniz. Evet. Hani bir sorumun içerisi çok doğru olduğunu bilmiyorum. Bu yaşamın başlangıcını anlatırken bir ifade vardı bir kitapta. İşte Big Bang'ten bahsediyor, evren gelişiyor, gelişiyor. Sonra bir yerde bu genişlemenin durup, tabii ki bu bir ön işte bir saldırı vesaire, durup daha sonra tekrar geriye doğru düzüşme. Onun ters kanıtlandı işte, olmayacağı kanıtlandı onun. Yani peki bu genişleme hani belli bir oranla bağlı sürekli hani başka bir şey de bekliyor. Şu rakamlar, şu rakamlar bizim için çok önemli. Özür dilerim, geri gidersem o şeye, tabloya. Evrenin enerjisinin, o rakamları verdim ya size. O çok önemli, tam bu rakamlar değil. Ama omega diye bir constant sabit var. O sabitten evrenin büzüşüp büzüşmeyeceğini şey yapabiliyoruz ve şu anda büzüşme noktasına yakın değil. Yani evren sonsuza kadar genişleyecek. Yani daha doğrusu son zamanda sonsuza genişleyecek gözüküyor. Yani öyle bir büzüşme noktası. Büzüşme noktası olmayacak. Şu andaki ölçümlerimiz evrenin içindeki madde çünkü büzüşme için ne lazım? Kütle çekiminin bir noktadan sonra evreni toplaması lazım. Şu andaki evren içindeki kütle miktarı ona yetecek kadar yüksek mi? Evren şu anda hatta öyle ki ivmeleyerek genişliyor. Bu şöyle bir şey, çok ürkütüyor. Bana bazı, geçen gün biri dedi ki, ya sen hiçbir şeyden korkmuyor musun dedim. Dedim tabii Tanrı'dan korkarım da bir şey daha var. O da şu, bundan yaklaşık 100 milyar yıl sonra yaşamaktan korkarım. O da şöyle çok garip bir olay var. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra güneşimiz sönecek, onu duymuşsunuzdur. Bundan yaklaşık 10 milyar yıl sonra Andromeda galaksisiyle, yani bize en yakın olan galaksiyle Samanyolu kafa kafaya çarpışacak. Ortalık darmadağın olacak sonuç olarak, tamam mı? İki galaksinin çarpışması sonucu iki galaksi de birbirine epey bir zarar verecek. Yeni yıldızlar doğuşacak, yeni olaylar olacak vesaire. Yeni bir tane galaksi oluşacak bu ikisinin çarpışmasından. İkisi çarpışacaklar ve yeni bir Joker oluşturacaklar. Bundan yaklaşık 100 milyar yıl sonra evren o kadar büyümüş oluyor ki bizde yani o galaksiye yeni oluşmuş olan galaksiye en yakın galaksiden ışık gelemiyor. Evrene bir bakıyorsunuz yalnızlaşma. Evrene bakıyorsunuz ve sizin yok adınızdan başka hiçbir yok oluyor. Yani şu anda bizim gök adımız Samanyolu içinde 100 milyar yıldız var. Bizim yok adamız gibi en azından 100 milyar tane daha galaksi var. Hiç yalnız değiliz. Ama bir şekilde evren kendi geçmişte yaptığının izni siliyor. Ve artık o büyük patlamanın yankısı da duyulmuyor noktada. O kadar. Evren geçmişini siliyor yavaş yavaş. Bir sanki silgi almış. O bir ürkütüyor. O 100 milyar yıl sonra yaşamıyor. Yani o biraz şey diyor. Hocamın dediğine geliyor biraz. O, acaba evren başka neleri sildi? Kaç defa 14 milyarlık white devirler geçti acaba? Kimse bilmiyor. Bilmiyoruz. Ama yani bence buraya kadar gelmemiz bile büyük bir başarı. Yani şu anda evrenin ihtivasını biliyor olmamız. Şu fotoğraf bence çok, yani benim hayatta gördüğümün en önemli fotoğraflardan biri o fotoğraf. Bence çok sanatlı. Evet, başka soru. Bir şey yapabilir miyim? Şuradan bir bayan arkadaşımdan daha alabilir miyim? Şey, ben pozitif ayrımcılık taraftarıyım. Benim merak ettiğim soru, yapılan deneylerde tam olarak beklentiler karşılandı mı? Ve fiziğin gelişimine ne gibi somut katkıları oldu? Bir diğer sorum da X parçacığı ile ilgili. Bu X bozonu ile ilgili yapılan deneylerde inanılmaz paralar harcandığını okudum. Şu an X bozonunu bulan parçacık hızlandırıcı Amerika'da da çalışıyor. Ve yakında orada da bu parçacığın bulunduğu haberini alabiliriz. Acaba benim
Çalışmıyor. Özür dilerim, çalışmıyor. Evet. Benim burada merak ettiğim şuydu aslında. Bu kadar yüksek paralar harcandıysa acaba bu deneydeki beklentiler daha mı farklıydı? Şunu sorayım size. Sizce dünyada World Wide Web'in dünya ekonomisine katkısı mı daha büyük, büyük hadron çarpıştırmasına harcanan paralar mı? Çok mu açık oldu sorum? Pekala, sizce MR teknolojisinin ucuzlamasından dolayı dünyanın tasarruf ettiği para mı büyük, büyük hadron çarpıştırmasının parası mı büyük? Bence yine faiz. Röntgen makinelerini yenilersek kurtaracak olan hayatların size değeri mi daha büyük? Yani... Ya sormaz. Hayır, yani özür dilerim ama size bir örnek vereyim bakın. Şu anda dünya ekonomisinin yaklaşık %35'i, kayıt üstünde %35'i savunma sanayisine gidiyor. Kayıt üzerinde olmayan non sanayiler de var, takdir edersiniz şunu. Tamam mı? %35'i, dünyanın bilime giden miktarına kadar %0.8. Türkiye'de 0.93'teyiz galiba bu yıl. Size hiç yani hayal kırıklığına uğratacağım ama ben öyle bir dünya istiyorum ki dünya ekonomisinin %50'si sağlığa ayıracaksın. Geri kalanında bilim, spor ve sanat edilsin. Ama uzaylı da bunu sorgulayabiliyor. Evet. Uzaylılar bunu sor, yani bunu sorgular zaten. Evet, buyurun. Sesim biraz gür, gerek kalmayacak. Evet, tamam, buyurun. Bu paralel evrenler hakkında soru sormak istiyorum ben. Ben cevabını verebilirim. Yok tamam, demeyin hemen ona da. Hayır, bilmiyorum. Ne oluyor şimdi, paralel evren? Paralel evren ne demek? Benim mekan olarak benden kopuk olan yer demek. Zaman ve mekan olarak benden kopuk olan bir şey bilmemek yalnız onun için sorunuz yok. Yani ama şey yok mu hani bu zamana paralel olarak işte birkaç tane evrenin olabileceği. Siz mi bilmiyorsunuz, dünya mı bilmiyor? Bilmiyor. Bilen de bildiğini söylendi, yalan söylüyor. Tamam. Buyurun. Şimdi bir araba modeli yeni geliştiriyor ve 270 km saatte maksimum hıza ulaşıyor diye bir teorik bilgi var mesela. Ama işte şu kadar süre gidebileceğini söyleniyor ama arabanın içine bindiğinizde 270 km hıza gittiğinizde o kadar kilometre yapamıyorsunuz, gidemiyorsunuz. Ve teknoloji ilerliyor mesela, bir örnek göstereyim. Yani arabayı bir maddeyle karşılaştırdığımızda bu araba üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Ve bu arabayı diyoruz ki her ortamda... Arabayla benim ilgim ne? Araba üzerinden gideceğim, yani bir teknoloji için... Örnek veriyorum. Tamam, madde üzerinden şey yapıyoruz. Bir teori var. Ve siz diyorsunuz ki 22 kilometre daha az ışık hızından diyorsunuz. Ve bu orası için geçerli. Peki bu kutupta çalıştığınızda da aynı sonuç verebilir mi? Yani farklı ortamlarda çalıştığında da aynı sonuçlara ulaşabilir miyiz? Bir değişken parametre ya da tamamen izole bir ortam mı bu ortam? Aynen, tamamen izole bir ortam değil yani. Farklı sonuçlar çıkabilir mi? Yani bunun gibi... O zaman yani siz, ben sorunuzu anladım. Dünya üzerinde bulunmadan en önemli noktalardan bir tanesi yer çekimi var. Yani büyük hadron çarpıştırıcısının üzerindeki yer çekiminin etkisi ise çok düşük. Çünkü bu parçacıklar çok kütleli değiller. Çok az kütleliler. Onun için yani büyük ihtimalle deneyi ayda yapsak da aynı sonuçları elde edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü tek fark yer çekiminin olması. Farklı yerde yapımızı düşünüyoruz peki aynı derecede. Yani büyük hadron çarpıştırıcısının İnsanlığa maliyeti yaklaşık 7 milyar dolar oldu. Ama bu az bir maliyet çünkü CERN'ün altyapısını kullandı. CERN'ün altyapısı olmadan biz bunu sıfırdan, son 50 yılın birikimini atıyorum ayda yapsak, zaten ayda yapmak bence. Yani başka bir yer, Japonya'da yapmak bile bence herhalde 50 milyar dolara tekrar var. Onun için tekrar bir yerde yapılması düşünülmüyor. Şu anda yani biz fizik kanunlarının hassas ölçümler yapılıyor dünyanın üzerinde farklı yer. Bu çok test edilen bir şey bu arada. Sizin sorduğunuz şey çok güzel bir soru. Alfa, biraz önce alfadan bahsettim ya. Alfa yani o işte E kare, biz aslında elektrik yükünü yahut ışığın hızını tek başına ölçmüyoruz. Hep E kare bölü E var, C'yi ölçüyoruz, alfayı ölçüyoruz. Ve o alfayı C
37.138 bilmem ne diye gidiyor. Şu an 14. basamağa kadar ölçebiliyoruz. Alfa, Japonya'da ölçüldü, ülkede de ölçüldü, Amerika'da da, Rusya'da da her tarafta aynı çıkıyor. Bu bize biraz şey veriyor. Güven veriyor diyeyim size. 14. basamak çünkü. Şu arkadan alsam bir genç, lütfen. Benim sesim o kadar duyuyor mu bilmiyorum. Geliyor mu? Geliyor, geliyor değil mi? Kısa olursa sor seni. Tabii ki ben uzay bilimleri ve teknolojileri 2. sınıf öğrencisiyim. Sağ olun, ben de çok memnun oldum. Ayrıca verdiğiniz bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Kozmik dalgalarla ilgili bir soru soracağım. Yakın zamanda bir bilgi aldım. Siz daha çok ufak bilgiler verdiniz. Kozmik dalgalarla keşif ilgili. Kozmik ışınlar. Işınlar, pardon. Işınlarla ilgili. Şunu soracağım. Kozmik ışınlarla ilgili bir grafik elde edildi yakın zamanda. Bu hafta gördüm bunu, bir makale yayınlandı. Bu grafikte dünyaya gelen ışınların bir grafiğiydi bu. O ışınlarda ise güneşe bağlı olarak ve güneş dışında gelen ışınlar olarak ayırdılar. Çünkü güneşin ışınlarının karakteristik özellikleri biliniyor. Ve güneş ışınlarının bu kozmik ışınlar arasında çok çok küçük bir etkiye sahip olduğu belirlendi. Ve ayrıca... Tamam, biliyordum. Tamam, anladım. Yani soru nedir? Soru şu. Bu kozmik ışınlar, mesela uluslararası uzay istasyonunda çalışan bir astronot, güneşin maksimum ve minimum noktalarına bağlı olarak astronot kıyafeti içinde ve aynı zamanda kapsülün içindeyken bile tahmini 400 gün veya 500 gün. Sorunuzu alsam çok... Tamam, bilgi vermem şart da. Bu kadar süre boyunca ya da 1000 gün boyunca bu kozmik ışınlara maruz kaldığı zaman kanser olma riski %100. Evet. Ayrıca bu kozmik ışınların iyonosfere geldiğini düşünüyorduk. Dünyaya da geliyor. Evet. İnsanlar üstünde... Sorunuzu alsam... Sorum şu. Sizin bu konu hakkındaki herhangi bir düşünceniz, bilginiz... Mesela sorun hakkında bir sürü tamam, bilgi verdiniz. Tamam, tamam, anladım. Evet, bu konunun şu anda radyasyon testlerini yapmak üzere bir proje verdik. Kabul edildi Aselsan'la birlikte son test projesi. Türksat Altıağ'ın bazı modüllerinin radyasyon testlerini yapacağız. Onun için bu benim çalıştığım alan. Yani bu alanın aslında dünyaya faydalı olan kısmı bu. Şu anda cebinizde uzaya gitseniz yarım saat sonra cebiniz çalışmaz. Çünkü kozmik ışınlar radyasyona da insanlara da çok zarar veriyor. Aynı şekilde Mars'a şu anda ancak tek bir dönüş bileti var. Dönüş bileti yok. Aynı nedenden dolayı. Uzay ekranın garip etkileri var. El etkisi var. Boyunuz 2 santim 3 santim uzuyor. Çünkü yer çekimi olmadığı için omurilik açılıyor. Yani çok garip etkiler var. Mesela ilk hafta sürekli kusuyorsunuz vesaire. Yani çok girersek çıkamayız. Çok anlatılacak konu geniş. Ama dediğiniz gibi haklısınız. Uzayda radyasyon çok 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 önemli ve çalışılması gereken bir konu. Ne yazık ki Türkiye'de bu alanda nadir çalışan gruplardan biriyiz. Master işi, doktor işi bekleriz. Son bir soru var galiba. Şu arkalarda bir gördüm. Arkalarda yok. Bir tane varmış. Çay kahve mi? Ha,